Merhaba. Bugün kalp hastalığı risklerinizi konuşacağız. Gün geçmiyor ki çevremizde kalp krizi geçiren, koroner bypass olan veya kalpten ölen birisinin haberini almayalım. Koroner arter hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir numaralı ölüm sebebi. Yakın zamana kadar 50'li 60'lı yaşlarda görmeye alıştığımız bu hastalık son zamanlarda ürkütücü bir şekilde daha gençlerde de görülmeye başlandı. Durum böyleyken insanın ister istemez aklına acaba ben de koroner arter hastalığı var mı sorusunu getiriyor. İşte koroner arter hastalığı riskinizi belirleyebileceğiniz 12 soruluk bir test. Bu testte koroner arter hastalığı risk faktörlerinin bir taramasını yapacağız ve bu risk faktörlerinin derecesine göre bir değerlendirme yapıp ileride koroner arter hastası olup olmama riskinizi belirleyeceğiz. Şimdi bir kağıt kalem alın, risk faktörlerinize size uyan puanlarını alt alta yazın. Gerekirse videoyu duraklatıp düşünebilirsiniz. Birinci kriter ailevi yani genetik yatkınlık. Yapılan bilimsel çalışmalar koroner arter hastalığının oluşumunda genetiğin rolünün yaklaşık %25 olduğunu göstermektedir. Geri kalanı bizim yaşam tarzımız. Bunun için de ilk sorumuz ailenizde birinci derece akrabalarda anne, baba, amca, dede gibi koroner arter hastalığı olan yani kalp krizi geçiren, stent uygulanan veya bypass ameliyatı olan var mı? Yok, 0 puan. Bir kişide var, 10 puan. Birden fazla kişide var, 20 puan. Bir başka faktör yaş. 35 yaşın altındaysanız 0, 35 ila 50 arasındaysanız 5, 50'nin üstündeyseniz 10 puan. Çok önemli bir başka faktör sigara. Hiç içmedim. 0 puan. Günde 10 tanenin altında içiyorum. 5 puan. Günde 10 taneden fazla içiyorum. 10 puan. Günde 1 paketten fazla içiyorum. 20 puan. Koroner arter hastalığının oluşumunda çok önemli bir faktör de beslenmemiz. Hamur işi ve hayvansal gıdalardan zengin besleniyorsanız 10 puan. Dengeli besleniyorum diyorsanız 0 puan. Akdeniz tarzı sağlıklı besleniyorum diyorsanız -5 puan. Koroner arter hastalıkların oluşumunda çok önemli bir başka faktör ise insülin direnci ve şeker hastalığı. Onun için şeker hastalığım yok diyorsanız 0 puan. İnsülin direnci var diyorsanız 5 puan. Şeker hastalığı var, ilaç kullanıyorum 10 puan. Şeker hastalığı var, insülin iğnesi kullanıyorum 20 puan. Koroner arter hastalıklarının oluşumunda bir başka önemli faktör kolesterol seviyemiz ama özellikle kötü kolesterol LDL seviyesi. Eğer yakın zamanda tetkik yaptırdıysanız LDL değerlerine göre normal 0 puan, yüksek 10 puan. Bir başka kriter karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanmanız yok ise 0 puan. Birinci, ikinci düzeyde var 10 puan. Karaciğer yağlanması var ve ALT, AST seviyeleri yüksek diyorsanız 20 puan. Koroner arter hastalıklarının oluşumunda çok önemli bir faktör enflamasyon. Enflamasyonun da laboratuvarda göstergesi CRP düzeylerimiz. Daha doğrusu High Sensitivity CRP. Çok zaman bana gelen hastalarda yapılan tetkiklerin içinde CRP'nin olmadığını görüyorum. Bu o kadar önemli bir konu ki bu konuda ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Eğer laboratuvar tetkiklerinizde CRP bakılmışsa bu çok önemli bir faktör. CRP düzeyiniz normalse 0, yüksekse 10 puan. Koroner arter hastalıklarının oluşumunda bir başka önemli faktör kilomuz yani obezite düzeyi. Yakın zamanda ideal kilo nedir isimli videomda bununla ilgili bazı ölçütler vermiştim. Ve bu ölçümlerin içinde en sağlıklısının bel çevresinin boya olan oranı olduğunu anlatmıştım. Bu son derece basit bir ölçüm. Yapacağınız şey
bir mezura ile göbek deliği hizasında göbek çevresinin ölçümünü alacaksınız ve bunu boyunuza böleceksiniz. Bu sonuçlara göre eğer göbek çevresi boy oranı 0.50-0.55 arasındaysa normal, yani 0 puan. 0.56 ile 0.75 arasındaysa 10 puan. 0.76'nın üzerindeyse obezite nedeniyle 20 puanlık bir riskiniz var. Kalp hastalıklarının oluşumunda çok önemli bir risk faktörü de hipertansiyon. Hipertansiyon zaman içinde damarların üzerine yük bindirir, damarların iç tabakalarını zedeler, damar tıkanmalarına ve hastalıklarına neden olur. Eğer hipertansiyonunuz yoksa 0 puan. Hafif yüksek tansiyonunuz varsa, yani 13'e 8 civarında 5 puan. 14'e 9 ve üzerinde bir yüksek tansiyona sahipseniz risk puanınız 10. Koroner arter hastalıklarında çok önemli bir risk faktörü de hareket düzeyimiz. Yapılan bilimsel çalışmalar, günde 4 saatten fazla masa başında çalışma veya televizyon izlenmenin kalp hastalığı riski olarak günde 1 paket sigara içmeyle eşdeğer olduğunu göstermektedir. Bu açıdan hareket düzeyimiz çok çok önemli. Hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız, yani buna günde 3000 adımın altında diyelim 10 puan. Orta hareketliyseniz 3 ila 6000 adım 5 puan. Hareketli bir yaşantınız varsa 0 puan. Çok hareketli bir yaşamım var. 10.000 adımını üzerinde atıyorum ve haftada 2 günde spor yapıyorum diyorsanız eksi 10 puan. Kalp hastalıklarının oluşumunda çok önemli bir başka faktör de en az konuşulanı, o da stres. Stres genelde stres hormonlarının salgılanmasını, buna paralel olarak vücudumuzda enflamasyon oluşmasını ve daha önemlisi tansiyon yükselmelerine neden olur. Bu bakımdan stres düzeyinize göre çok stresliyseniz 10 puan, az stresliyseniz 0 puan, çok rahatım, stresim yok diyorsanız eksi 5 puan. 12 soruluk testimizde size uyan risk puanlarını toplayın. Sonuçlarınızın toplamı 10 yıl içinde kalp hastası olma riskinizi gösterecektir. Örneğin cevap değerlerinizin toplamı 0 ila 20 çıktıysa size karada ölüm yok. Tebrikler. Cevap değerlerinizin toplamı 20 ila 50 arasında çıktıysa orta derecede risk altındasınız. Biraz gayret. Cevap değerleriniz 50 ila 100 arasında çıktıysa durum vahim. Derhal kendinize bir çekidüzen verin. Bu test 20 ile 30'lu yaşlardaki kişiler için çok anlamlı olmayabilir. Onlar gençliklerinin verdiği avantajla uzun yıllar hastalıklardan muaf gibi duruyorlar. Ancak unutulmamalı ki bugünkü yaşam tarzımız 15-20 sene sonraki sağlık durumunuzu büyük ölçüde belirleyen bir faktör. 40 ila 50 yaşındakilerin bu testi daha ciddiye almaları gerekir. Orta yaşlar bizim hastalıklarla tanışmaya başladığımız yaşlardır. Bu yaşlarda kilo almaya eğilim, hipertansiyon, koroner arter hastalıkları, şeker hastalığı ve en korkuncu kanserlerle tanışmaya başlarız. Telafisi mümkün olmayan bir durumla karşılaşmamak için son derece dikkatli olmamız gereken yaşlar bunlar. 45 yaş üzerindeyseniz, ailenizde koroner arter hastalığı öyküsü varsa ve özellikle yaptırdığınız tetkiklerde şeker, kolesterol, CRP düzeyleri eğer yüksek çıkmışsa bu bakımdan bir genel sağlık taramasından geçmenizde fayda olacaktır. Koroner arter hastalıkları bakımından en değerli testlerden bir tanesi bir koşu bandında yapılan eforlu EKG treadmill testidir. Bunu da mutlaka yaptırın. Kadınlarda koroner kalp hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Koroner arter hastalıkları geleneksel olarak bir erkek hastalığı olarak bilinirdi. Ama gerçekte koroner arter hastalığından ölme oranı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek. Kadınlarda tüm ölüm nedenleri içinde koroner kalp hastalıkları, yani kalp krizleri birinci sırada. Her 3 kadından biri koroner arter hastalığından ölmektedir. İşin kötü tarafı, kadınlarda koroner arter hastalığı giderek artmaktadır.
Yıllar boyu koroner arter hastalığı üzerine yapılan bilimsel araştırmalar bu hastalığın erkeklerde daha yaygın olduğu varsayımından hareketle erkekler üzerinde yapıldı ve sonuçlar hep erkeklere göre ayarlandı. Ama şimdi anlıyoruz ki erkeklerde yapılan araştırmaların sonuçları çok zaman kadınlar için geçerli değil. Bunun en önemli nedeni koroner arter hastalığının belirtilerinin kadınlarda erkeklere göre çok farklı olması. Koroner arter hastalığının klasik belirtileri eforla gelen göğüs ağrısıdır. Buna angina pectoris diyoruz. Kadınlarda koroner arter hastalığının belirtileri çok zaman farklı ve müphem olabiliyor. Çabuk yorulma ve halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı, boyun, sırt ve karın ağrısı. Koroner arter hastalığının klasik belirtisi olan angina pectoris kadınlarda çok nadir görülüyor. Bu nedenden dolayı kadınlarda bu hastalığın teşhisi çok zaman gecikebiliyor. Teşhis gecikince hastalık ilerliyor ve ağırlaşıyor ve bu nedenden dolayı kadınlarda koroner arter hastalığından ölme oranı erkeklere göre daha yüksek. Bundan yıllar önce 60'lı yaşlarında kalp krizi geçiren annem bu hadiseden haftalar önce sırt ve boyun ağrısından şikayet etti durdu. Evde 3 tane doktor var. Hepimiz bunu atladık. Kalp krizi gelince jeton düştü. Erkeklerde koroner arter hastalığı 30'lu 40'lı yaşlarda dahi görülebiliyorken kadınlarda 50 yaşına kadar koroner arter hastalığı neredeyse hiç görülmez. Menopoza kadar hanımlar hormonlarının korumaları altındalar. Yani Allah tarafından torpilliler. Menopoz olduğu zaman bu ayrıcalık sona eriyor ve koroner arter hastalığı kadınlarda erkeklere göre daha hızlı ilerleyerek 60-65 yaşlarında erkekleri yakalayıp hatta geçebiliyor. Koroner arter hastalığının kadınlarda erkeklerden farklı olmasının en önemli nedeni kadınlar ve erkekler arasındaki anatomik ve fizyolojik farklılıklardan kaynaklanıyor. Erkeklerde koroner arter hastalığı, koroner damarlarda belirli bölgelerde sıkı darlıklar şeklinde kendini gösterirken kadınlarda bu darlıklar tek yerde değil, daha ziyade damar boyunca yaygın, irili ufaklı darlıklar şeklinde kendini gösteriyor. Öte yandan kadınların damarlarının daha ince olması ve yapılarının farklı olması nedeniyle bu plak dediğimiz damarı daraltan yapılar parçalanmaya ve erimeye daha müsait yapılar. Öte yandan büyük oranda kadınlarda görülen coronary microvascular dysfunction denilen bir durum vardır. Bu, koroner damarda belirgin darlıklar olmamasına karşın koroner damarın iç tabakasının bir fonksiyon bozukluğuyla kendini gösteren bir durumdur. Bu durum nedeniyle kanlanmada bir bozukluk ve buna paralel olarak daha önce bahsettiğimiz göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi sıkıntılar görülebiliyor. Ancak bu durumun bir başka önemli sonucu çok tehlikeli hastanın çarpıntı olarak hissettiği atım düzensizliklerine neden olabilmesidir. Erkek ve kadınlar arasında koroner arter hastalığındaki farklılıklar son 10-15 sene içinde daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Ve bununla birlikte bu konudaki farkındalık da artmaktadır. Ünlü Time dergisi kadınlarda koroner arter hastalığı konusunu hem kapağına hem sayfalarına taşımış, bu konunun önemini herkese duyurmuştur. Öte yandan ünlü sanatçı Barbara Streisand, Amerika'nın ünlü Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde sadece kadınlara yönelik bir kadın kalp sağlığı merkezi kurmuş ve bu konunun en önemli hamilerinden biri olmuştur. Peki bu konuda kimler risk altında? Her şeyden önce 40 yaşından sonra her erkek, 50 yaşından sonra her kadın potansiyel olarak bir koroner arter hastasıdır. Bunun dışında kalp hastalığı olasılığını arttıran risk faktörleri de ailesinde koroner arter hikayesi olan kişiler. Hipertansiyon, obezite, özellikle göbek çevresi boy oranının 0,55'in üzerinde olması, insülin direnci, şeker hastalığı, enflamasyon yani CRP gibi değerlerin yüksek çıkması, kolesterol tablosunda bozukluk, özellikle yüksek LDL, düşük HDL ve yüksek trigliserit düzeyleri ve sigara kullanımı koroner arter hastalığı için bir risk faktörüdür.
40 yaşından sonra her erkeğin, 50 yaşından veya menopozdan bir süre sonra her kadının mutlaka kalp risk faktörleri bakımından bir check-up'tan geçmesinde büyük fayda var. Rutin check-up dışında eğer kişide göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetler varsa o zaman check-up'ın biraz daha derinleştirilmesi, gerekirse bir eforlu EKG çekilmesinde büyük fayda var. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz bu kılcal ince damarların disfonksiyonu nedeniyle çok zaman kadın hastalarda miyokard perfüzyon sintigrafisi denilen ve kılcal damarların kalp dokusunu besleme oranını gösteren özel tetkikler de gerekebilir. İnşallah gerekmez ama eğer pozitif bir şey bulunduğu takdirde bir anjiyografi ile bu işin kesin tanısının konması sağlanabilir. Unutmayın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp damar hastalıkları bir numaralı ölüm sebebidir. Kadınlarımız da bu beladan nasiplerini fazlasıyla almaktadırlar. Koroner arter hastalığı, kadınların korkulu rüyası olan meme kanserinden 3-4 kez daha fazla can almaktadır. Lütfen bu videoyu hayatınızdaki kadınlarla paylaşın. Bu konuda bilgilenme ve bilinçlenme sayesinde erken tanı ve tedavi ile binlerce hayat gereksiz ve zamansız bir ölümden kurtarılabilir. Bütün dünyanın baş belası olan koroner arter hastalıklarından ve bu hastalığın geriye çevrilip çevrilemeyeceğinden bahsedeceğiz. Koroner kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir numaralı ölüm sebebidir. Her 3-4 kişiden biri bu koroner arter hastalığı nedeniyle ölmektedir. Günümüzde koroner arter hastalığını ilaçlar, anjiyoplasti stent işlemleri ve koroner bypass ameliyatlarıyla başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Ancak bu hastalıkları önlemekte ve engellemekte aynı başarıyı gösteremiyoruz. İşin kötü tarafı bu hastalığın görülme sıklığında önemli bir artış var. Aynı zamanda artık bu hastalığı daha genç kişilerde görmeye başlıyoruz. Koroner kalp hastalığını bir kalp krizi gibi bir faciayla sonuçlanmadan veya bir bypass ameliyatı gibi ağır bir tedaviye gerek olmadan duraklatmak ve hatta geriye çevirmek mümkün mü? Bakalım mümkün müymüş? Son yıllarda koroner arter hastalıkları ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların dramatik yaşam tarzı değişiklikleriyle geriletilebileceği bilimsel olarak gösterilmiştir. Amerika'nın ünlü Cleveland Clinic Hastanesi'nde başlatılan bu disease reversal yöntemi bu hastalıkların yaşam tarzı değişiklikleriyle tamamen geriletilebileceğini bize gösteriyor. Koroner arter hastalığının oluşumunda genetik faktörler varsa da bu hastalığın oluşumu gerçekte %75-80 oranında bizim yaşam tarzımızla ilgili. Koroner arter hastalığının risk faktörlerine bakacak olursak kötü beslenme, obezite, şeker hastalığı, kolesterol, enflamasyon, sigara, hipertansiyon, hareketsizlik ve stres göze çarpmaktadır. Çok zaman bu risk faktörlerinden bir veya birkaç tanesi bir araya gelerek hastalığı oluşturur. Risk faktörü ne kadar çoksa hastalığın oluşma ihtimali ve hastalığın ağırlığı o oranda fazla oluyor. Tekrar ediyorum, dikkat ederseniz bu risk faktörlerinin çoğu bizim kontrolümüzde olan ve yaşam tarzımızdan kaynaklanan faktörler. Madem ki bu hastalık bizim yaşam tarzımızdan kaynaklanan bu faktörler nedeniyle oluşmaktadır. Demek ki o halde biz bu risk faktörlerini ortadan kaldırırsak hastalığın da geldiği gibi geri gitmesi gerekir. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland Clinic Hastanesi'nde doğan disease reversal konseptinin de temeli bu. Yapılan bilimsel çalışmalar şeker, kolesterol ve enflamasyon gibi önemli risk faktörlerinin yaşam tarzı değişiklikleriyle geriletilebileceği ve bu sayede hastalığın da duraklatılabileceğini göstermektedir.
Biraz önce koroner arter hastalığının risk faktörlerinden bahsederken enflamasyondan bahsetmiştik. Enflamasyon, koroner arter hastalığında olduğu gibi birçok kronik hastalığın en önemli nedenlerinden bir tanesidir. İçimizdeki yangın, enflamasyon isimli videomuzu bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak için izlemenizi öneririm. İşte enflamasyon üzerine çok durulmaktadır. Yakın zamanda tamamlanan CANTOS isimli bilimsel çalışmanın sonucunda bazı anti-enflamatuar ilaçlarla koroner arter hastalığının önemli ölçüde geriletilebileceği gösterilmiştir. Öte yandan sağlıklı bir beslenme tarzı ile birlikte, yani bir anti-enflamatuar beslenme ile birlikte vücutta enflamasyon markerlarının düzelebileceğini ve bu sayede de hastalıkta önemli iyileşmeler sağlanabileceği gösterilmiştir. Koroner arter hastalığının geriletilmesinde tedavinin en önemli unsurlarından bir tanesi de kalp hastalıklarının olmazsa olmazı olan kardiyak rehabilitasyondur. Kardiyak rehabilitasyon, kişilerin fizik durumuna, yaşına ve kondisyon durumuna göre özel olarak belirlenen bir hareket ve egzersiz programından oluşmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon sayesinde kalbe bir nevi antrenman yapılmakta, dolaşım hızlandırılmakta ve metabolizma bu şekilde daha iyi bir hale getirilmektedir. Kardiyak rehabilitasyon sonucunda hastalarımızın efor kapasitesi artmakta ve yaşam kalitesinde önemli düzelmeler sağlanmaktadır. Son olarak da daha önce kansız bypass ECP tedavisi videosunda işlediğimiz gibi kalp hastalıklarının geri çevrilmesinde önemli bir silah da ECP tedavisidir. Bu ECP tedavisiyle tıkalı damarların vazifelerini üstlenmek için yeni kılcal damar oluşturulması temeline dayanan çok özel bir tedavi yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Kalp hastalıklarının geriye çevrilmesi, yani disease reversal tedavisi, biraz uzun soluklu ve zahmetli bir tedavi. Ancak sonuçları çok yüz güldürücü ve her şeye değer. Cleveland Clinic'te yapılan çalışmalar bu tedavi ile 1 ila 3 ay içinde anjiyografik olarak daha önce daralmış veya tıkanmış damarlarda önemli iyileşmeler sağlandığı, bazı damarların tamamen normale çevrilebildiği gösterilmiştir. Kalp hastalıklarının geri çevrilmesi, yani disease reversal programına kimler aday ve kimler bu tedaviden fayda görebiliyor? Koroner arter hastalığı tespit edilen ancak henüz anjiyoplasti stent işlemi veya koroner bypass işlemi gerektirmeyen hastalarda hastalığın bu noktalara gelmesini önlemek amacıyla. Koroner kalp hastalığı çok ilerlemiş, ameliyat edilemez durumdaki hastalar. Daha önce koroner bypass ameliyatı olmuş, bypassları tıkanmış veya yetersiz kalmış hastalar. Daha önce stent takılmış, stentleri tıkanmış veya yetersiz kalmış hastalar. İşin doğrusu, koroner arter hastalığında disease reversal tedavisi, koroner arter hastalığının her aşamasında kullanılabilecek ve önemli faydalar sağlayabilecek bir tedavi yöntemi. Tabi hastalık ne kadar erken safhada yakalanırsa elde edilen başarı o kadar büyük oluyor. Hastanemizde kalp hastalıklarının geri çevrilmesi, yani disease reversal programı yaygın olarak kullanılmaktadır. Son 3 sene içinde bu yolla tedavi ettiğimiz sayısız hastalarımız var ve sonuçlar gerçekten çok yüz güldürücü. Düzenli olarak disease reversal programına katılamayan hastalarımız için de kendi başlarına uygulayabilecekleri pratik önerilerimiz olacak. Sigara içiliyorsa kesinlikle bırakılmalı. Fazla kilolar varsa kilo vermek için gayret gösterilmeli. Hayvansal proteinler ve yağlar önemli ölçüde azaltılmalı. Sebze ve salata ağırlıklı bir beslenme tercih edilmeli. Bünyenize uygun spor veya en azından düzenli yürüyüş yapılmalı. Ve tabii ki doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Bundan birkaç ay önce bir hastamız gerçekten son çare olarak bizi duymuş ve hastanemiz programına başvurdu. Bu hasta bundan 15 sene kadar önce koroner bypass ameliyatı olmuş. Daha sonra şeker hastalığı nedeniyle
kısa süre içinde bypassları tıkanmış, son derece kötü durumda bir hasta. Gittiği doktorlar tekrar ameliyat yapılamayacağı, verilen ilaçlardan daha değişik bir tedavi uygulanamayacağını söylemişler ve bir yerde kaderine terk etmişler. Hasta bu kaderini kabul etmeyerek bir arayışa girmiş, daha sonra bizim EECP programından haberdar olmuş ve son çare olarak bize başvurmuş. Hasta geldiğinde kendini bize emanet etti. İşin doğrusu baştan çok fazla da umudu yoktu ama ailesinin desteğiyle ve ısrarıyla bir son çare olarak bu programa dahil olmayı kabul etmiş. Hastanın önce metabolizmasını düzeltmekle işe başladık. O kişinin bünyesine uygun bir diyet programı hazırlandı. Daha önce anlattığımız şeker hastalıklarının geri çevrilmesiyle ilgili disease reversal programına ve diyetine alındı ve aynı süre içinde de ECP tedavisine başlandı. Bu hastanın tedavisi yaklaşık 2 ay sürdü. Bu 2 ayın da büyük bir kısmı pazar günü hariç her gün hastaneye gelip 1-1,5 saat kadar tedaviye girmekle geçti. Hastamız birinci haftadan itibaren çok önemli iyileşmeler gösterdi. Önce uyguladığımız diyetle hastalığın şeker hastalığında önemli gerilemeler sağladık. Sağlıklı bir beslenmeyle antioksidan kapasitesini arttırdık. Kolesterolünü düşürmeye başladık ve bu süre içinde bunlara paralel olarak ECP tedavisine başlandı. Tabii ki bunların hiçbirisi kullandığı ilaçlara bir alternatif değil. Bu tedavi süresince hastaya uygun ilaç tedavisi devam etti ve zaman zaman bu ilaçlarda ince ayarlar yapıldı. Hikayeyi uzatmamak adına şöyle söyleyeyim, 3 ayın sonunda bu hasta tamamen insülinden kurtulmuş oldu ve sadece bir tane şeker ilacıyla şekeri kontrol altına alınmış oldu. Hastamız daha önce göğüs ağrısı geçirmeden 100 metre yürüyemezken artık her gün günde 1-2 kilometre yürür hale geldi. Göğüs ağrılarından kurtuldu, nefes darlığı geçti, yaşam kalitesinde çok önemli düzelmeler oldu ve her şeyden önce yaşam enerjisini yeniden kazandı. Bu hastamızın tedavisi büyük oranda bitmiş vaziyette. Artık haftalık takipler şeklinde kendini görüyoruz. Her gördüğümüzde de iyilik halinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu ve buna benzer yüzlerce hastamız bizim için en önemli gurur kaynağı ve bu tedaviden herkesin haberdar olmasını ve bundan faydalanmasını diliyoruz. Koroner arter hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir numaralı ölüm sebebidir. 3 kişiden biri koroner arter hastalığından ölmektedir. İşin kötü tarafı modern toplumlarda koroner arter hastalığının görülme oranı giderek artmaktadır. Koroner arter hastalığının en önemli nedeni kalbi besleyen damarlarımızın yani koroner damarların enflamasyon nedeniyle zarar görmesidir. Zarar gören bu damarlara zaman içinde kolesterol ve yağlar oturarak damarların daralmasına ve tıkanmasına sonucunda da kalp krizlerine neden olur. Peki bu enflamasyon olayına neler neden oluyor? Bir görelim. Şeker, trans yağlar, hayvansal yağlar, sigara, işlenmiş gıdalardaki kimyasal maddeler, tarımsal ilaçlar ve suni tatlandırıcılar. Yakın zamanda içimizdeki yangın enflamasyon diye bir video çektik. Bu önemli konuyu daha iyi anlayabilmek için bu videoyu izlemenizi öneririm. Şimdi enflamasyonu baskılamak ve dolayısıyla koroner arter hastalığından korunmak için gerekli 7 süper gıdayı birlikte görelim. Bu gıdaların hepsinde çok güçlü anti-enflamatuar, antioksidan maddeler vardır. Öte yandan bir kısmı da şeker ve kolesterol metabolizmasını düzenleyen
çok önemli gıdalardır. Dolayısıyla bu gıdalar bir takım halinde çalışarak ve değişik mekanizmalarla koroner arter hastalığına neden olabilecek faktörleri ortadan kaldırmaya çok yardımcı olurlar. Birinci sırada sebzelerin kralı brokkoli var. Bu konuyu daha önce 3 ayrı videoda detaylı olarak işlemiştik. Bu videoları seyretmenizi hararetle öneririm. Ama özetle brokkoli çok zengin vitamin, mineral ve antioksidan içeriğinin yanı sıra lifler vasıtasıyla ve içinde birçok faydalı fitokimyasal yani bitkisel moleküllerle enflamasyonu baskılar ve metabolizmamızı düzenler. İkinci sırada meyvelerin kraliçesi nar ve diğer narenciyeler var. Nar çok yüksek oranda antioksidan içeren bir meyve. Hatta nar suyu tüm meyvelerin suyu içinde orak değeri en yüksek olan meyvedir. Narın bir özelliği çok yüksek oranda potasyum ve magnezyum gibi kalp sağlığı için önemli mineraller içermelidir. Bir başka özelliği ise bu polifenolik antioksidanlar sayesinde damarlarımızdan son derece sağlıklı damar akımını arttıran, düzenleyen nitrik oksit denilen maddenin salgılanmasını sağlarlar. Narın onun ötesinde çok önemli tansiyon düşürücü ve kolesterol düşürücü etkileri var. Günde bir narı veya yarım bardak nar suyunu kış aylarında bol bol tüketmenizi öneririm. Öte yandan diğer narenciyeler yani portakal, mandalina ve özellikle greyfurt yine bu özellikleri ile kalp sağlığına büyük katkıda bulunurlar. Portakal, limon, mandalina ve özellikle greyfurt gibi meyveler içimizdeki yangını yani enflamasyonu söndürmek için birebirdirler. Bütün bu meyvelerin en önemli ortak özelliklerinden bir tanesi de çok bol miktarda eriyebilen bir lif olan pektin içermeleridir. Pektin maddesi bağırsaklarda bir jel oluşturarak kolesterol emilimini önlerler ve kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olurlar. Üçüncü sırada balık geliyor. Balık derken de daha ziyade soğuk deniz yağlı balıklarını kastediyoruz. Somon, uskumru, sardalya gibi. Bu balıkların en önemli özelliği çok yüksek oranda hayvansal omega 3 yani DHA ve EPA içermeleridir. Omega 3'lerin kalp sağlığı üzerine olan etkileri tartışılmazdır. En önemli özellikleri kötü kolesterolü düşürmeleri, trigliserit seviyelerini düşürmeleri, anti-enflamatuar olmaları, aynı zamanda kalp atımlarını düzenleyici bir etkilerinin yani antiaritmik etkilerinin olmasıdır. Balıklardaki omega 3'ün yanı sıra sağlığımız için son derece önemli olan D vitamininin neredeyse yegane besinsel kaynağıdırlar. Amerikan Kalp Derneği yani American Heart Association haftada en az 2 gün balık yenmesini resmen önermektedir. Dördüncü sırada bakliyat var. Yani fasulye, nohut ve mercimek. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan bu mütevazi gıdalar esasen tam bir sağlık deposudurlar. Yüksek oranda lif, protein, kompleks karbonhidratlar, vitamin, mineral ve antioksidanlar içerir. Bütün bu unsurlar bir takım halinde çalışarak kolesterol düşürücü, şeker düşürücü, antioksidan ve anti-enflamatuar etki gösterirler. Yakın zamanda yapılmış uluslararası bir çalışma bakliyat tüketimi ile ömür beklentisi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermiştir. Düzenli olarak bakliyat tüketen kişilerin ömür beklentisinin yaklaşık %20 daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Beşinci sırada keten tohumu var. Son yılların parlayan yıldızı süper gıda keten tohumu yüksek oranda lif, mineral ve antioksidanlar içermesinin yanı sıra esasen çok yüksek oranda bitkisel omega 3 içermesiyle gündeme gelmiştir. Alfa linoleik asit denilen bu omega 3 kalp sağlığı için son derece önemli bir elemandır. Öte yandan keten tohumu çok zengin
eriyen ve erimeyen lif içeriği sayesinde kolesterol düşürücü, şeker düşürücü ve tansiyon düşürücü etki göstererek kalp sağlığına önemli katkıda bulunur. Günde bir çorba kaşığı kadar taze çekilmiş keten tohumunu yemeklerinize ilave etmeyi ihmal etmeyin. Altıncı sırada sarımsak var. Sarımsak binlerce yıldır her derde deva, bir ilaç olarak kullanılmış bir gıda maddesidir. Gerçekten sarımsağın içindeki vitamin, mineral ve antioksidan düzeyi son derece yüksek. Bunun dışında antibiyotik, tansiyon düşürücü, kolesterol düşürücü etkileri de bilinmektedir. Sarımsağın bu etkilerinden büyük oranda alisin denilen madde sorumludur. Sarımsak bu etkilerinin kombinasyonu ile kalp hastalıklarına karşı koruyan çok önemli bir gıdadır. Eminim birçoğunuz şu meşhur sarımsak limon kürünü duymuşsunuzdur. Bu konuyu destekleyen somut bilimsel çalışma olmamakla birlikte bu uygulamadan fayda görmüş birçok hasta gördüm, tanıdım. Limon suyunun yüksek antioksidan özellikleriyle sarımsağın biraz önce bahsettiğimiz özellikleri bir araya gelince bundan fayda görmek çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Son olarak listemizde acı biber var. Yakın zamanda İtalya'da 22 bin kişinin 8,5 yıl izlenmesi sonucunda ortaya çıkan bir çalışmanın sonuçları meşhur Amerikan Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanmış ve büyük ses getirmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarında düzenli olarak acı biber tüketen kişilerin tüketmeyenlere göre kalp krizi geçirme, beyin kanaması geçirme ve bunlardan ölme riskinin ortalama %44 daha düşük olduğu gösterilmiştir. Bu çok ses getiren bir çalışma. Yıllardır biberin çok yüksek oranda vitamin, mineral ve antioksidanlar içerdiği bilinmektedir. Ama son yıllarda bunlardan bir tanesi yani kapsaisin ön plana çıkmaktadır. Kapsaisinin metabolizmayı hızlandırıcı, yağ yakıcı ve yüksek antioksidan özellikleri vardır. Dolayısıyla bu etkilerin kapsaisin maddesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Kalp hastalıklarından koruma etkisi ise muhtemelen çok yüksek olan anti-enflamatuar özelliğinden kaynaklanmaktadır. Uygun olan yemeklere her fırsatta ağzınızın tadına göre kırmızı biber, acı biber eklemekte büyük fayda var. Tabii kalp dostu gıdalar bu 8 gıdayla sınırlı değil. Birçok meyve, sebze ve salata kalp dostu özelliklere sahiptir. Bunları sıralayacak olursak elma, karpuz, yulaf ezmesi, ceviz ve kuru yemişler, zeytinyağı, başta zerdeçal olmak üzere baharatlar, yeşil çay, tam tahıllar da kalp dostu gıdalar arasında sayılır. Bu gıdaların bazıları hakkında ileride ayrıca videolar yapacağız. Bu kalp dostu gıdaları beslenmenizin bir parçası haline getirmeye çalışın. Dikkat ederseniz kalp dostu gıdalar içinde balık hariç pek hayvansal gıda yok. İşin doğrusu bir yaştan sonra bizim hayvansal proteine ihtiyacımız giderek azalmaktadır. Aksine bu gıdalar bizi yaşlandıran ve hastalandıran faktörler haline gelmeye başlıyor. Evet, etler, hayvansal protein bizim beslenmemizin bir parçası. Ama özellikle bir yaştan sonra hayvansal proteinleri en aza indirmekte büyük fayda var. Tabii her zaman söylediğim gibi ister zayıflama diyetinde olun, ister sağlıklı yaşam programında olun, isterse kalp hastalıklarına karşı kendinizi garantiye almak için sadece beslenme yeterli değil. Düzenli hareket ve kapasiteniz ölçüsünde spor yapmak kalp hastalıklarından korunmak için en önemli faktörlerden bir tanesi. Tabii bu arada sigaradan, alkolden, tatlılardan ve işlenmiş gıdalardan uzak durun demeye gerek dahi duymuyorum. Çok insanı yakından veya uzaktan ilgilendiren biraz tartışmalı bir konudan bahsedeceğiz. Koroner arter hastalıklarının tedavisinden. Koroner arter hastalıklarının tedavisinde ilaç tedavisinin yanı sıra bir noktada gündeme gelen iki ana tedavi yöntemi var. Birincisi anjiyoplasti stent işlemleri,
İkincisi de koroner bypass ameliyatları. Peki bunların hangisi etkili? Hangisinin dezavantajları, avantajları var? Bugün sizlerle bu konuyu irdeleyeceğiz. Koroner arter hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir numaralı ölüm sebebidir. 40 yaşını aşmış her erkek, 50 yaşını aşmış her kadın potansiyel koroner arter hastasıdır. Peki nedir bu bütün dünyayı kasıp kavuran koroner arter hastalığı? Koroner arter hastalığı kalbi besleyen koroner damarların arterioskleroz yani damar sertliği hadisesi nedeniyle hastalanmalarını ifade eder. Bu hastalık sonunda koroner damarlarda çeşitli yerlerde daralmalar ve tıkanmalar oluşabiliyor. Kalp damarlarının hastalanması, kalbe giden kan ve oksijenin azalmasıyla sonuçlanır. Bu durumda da hastada başta göğüs ağrısı olmak üzere yani angina pectoris bir takım sıkıntılara neden olur. Bu durum hastanın yaşam kalitesini bozmanın dışında bir enfarktüs ya da kalp kriziyle sonuçlanabiliyor. Yol yürümekle, merdiven çıkmakla başlayan nefes darlığı, çarpıntı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle doktora gidildiğinde genellikle ilk adımda genel kan tetkikleri ve bir EKG testi yapılır. Eğer burada şüpheli bir durum varsa ikinci aşamada genellikle bir efor testi yani yürüme bandında bir EKG çekilmektedir. Eğer burada da şüpheli bir durum varsa son aşamada bir koroner anjiyografi yapılır. Kısaca anjiyo denilen bu işlemde kol veya kasık atar damarından içeriye sokulan bir kateter, kalp damarlarının içine özel bir boya vermek suretiyle kalbin damarları yani koroner damarlar görüntülenir. Bu sayede koroner damarlardaki darlıkların yeri, derecesi açık ve net olarak tespit edilir. Şimdi geldik zurnanın zırt ettiği yere. Eğer koroner anjiyoda damarlarda önemli bir hastalık tespit edilmezse hastanın tedavisine ilaçlarla devam edilir. Ancak koroner damarların belirli yerlerinde %70'i geçen kritik darlıklar varsa bunlara bir şekilde müdahale edilmesi gereği ortaya çıkıyor. Esasen hangi durumlarda neyin yapılması gerektiğini yıllar önce bu konunun en önemli otoriteleri olan American Heart Association ve American College of Cardiology tarafından belirlenmiştir. Bu kuruluşlar hangi durumda nelerin yapılması gerektiğine dair prensipler yani guideline'lar belirlemişlerdir. Buna göre yeni oluşmakta olan bir kalp krizinde acil stent uygulaması hayat kurtarıcı bir işlemdir. Acil durumlar dışında hastanın göğüs ağrısı sıkıntılarının ilaçlarla kontrol altına alınamadığı durumlarda kalbin sol kısmını besleyen sol koroner arter hariç diğer bir veya iki damarda belirgin tek darlık olması durumunda stent uygulanır. Kalbin ön yüzünde seyreden ve kalbin en önemli kısmını belirleyen sol koroner arter hastalığında koroner bypass ameliyatı tercih edilir. Kalbin 3 damarında hastalık olması durumunda bypass tercih edilir. Hastanın şeker hastası olması durumunda yine koroner bypass ameliyatı tercih edilir. Bu noktada bir parantez açıp bir soru soralım. Eğer Allah göstermesin size yapılan bir anjiyonun sonucunda damarlarınızda hastalık olduğu ve bunlara müdahale edilmesi gerektiği söylense ve size stent ve koroner bypass arasında bir seçim yapmanız istense ne derdiniz? İnsanların %99'u stent işlemi olmayı tercih edecekler. Haklılar da. Çünkü yarım saat, bir saat süren bir işlem ve ertesi gün eve gitmek uzun ve bazı zaman riskli olabilen bir ameliyattan çok daha iyi gibi geliyor. Ancak burada çetrefilli bir durum var. Günümüzde maalesef
biraz önce bahsettiğimiz guideline'lara pek uyulmuyor. Çok zaman stent takılmaması gereken sol koroner artere ve birden çok damara birden çok stent takıldığını her gün görmekteyiz. Kalbinin 3 damarında 3 stent, 5 stent, 7 stent olan hastalarla her gün karşılaşmaktayım. Bu durum bilimsel guideline'lara aykırı olduğu gibi tıbbi etiğe yani tıbbi ahlaka da aykırıdır. Neden koroner arterlere 3-5 stent takmak doğru değil? Bu anjiyoplasti stent işlemleri basit gibi görünse de komplikasyonları yok değil. İşlem sırasında 150 hastanın birinde ölüm ile sonuçlanabilen damar yırtılması, kanaması, kalpte atım düzensizlikleri görülebiliyor. Stent işlemi sonrasında ömür boyu kullanılması gereken güçlü kan sulandırıcı ilaçlara bağlı kanamalar oluşabiliyor. İşlem sırasında veya hemen sonrasında stent tıkanması olası. Zaman içinde stentler tıkanabiliyor. Bir stentin tıkanması, zincirleme bir şekilde diğer stentlerin tıkanmasına neden olabiliyor. İleride bir koroner bypass ameliyatı gerektiği takdirde ameliyat şansını önemli ölçüde azaltıyor. Ancak stentlerle ilgili çok nadiren gündeme gelen çok önemli bir başka sorun var. Hastalar daralmış damarlarına stentler takıldığında sıkıntılarının tamamen geçeceğine, kalp krizi ve ölüm gibi durumlardan korunabileceklerine inanırlar. Bakalım bilimsel gerçekler ne diyor? Anjiyoplasti stent işlemleri 1990'lı yıllardan beri yapılıyor ve bugüne kadar milyonlarca kişiye uygulandı. Bu çalışmaların yapılan istatistiksel analizlerinde ve yapılan onlarca çalışmanın meta analizlerinde stent uygulamaların medikal tedaviyle yani ilaç tedavisiyle karşılaştırıldığında sıkıntıları gidermede, kalp krizinden korumada ve ölüm riskini azaltmada herhangi bir faydasının olmadığı gösterilmiştir. Bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyenler Mayo Clinic gibi, Cleveland Clinic gibi bu işleri yapan saygın bilim adamları tarafından söyleniyor. Bu çalışmalar önceleri yapılan işlemlerin ne kadar başarılı olduğunu belgelemek amacıyla yapılmış. Ancak sonuçları hiç de beklenilen gibi çıkmamış. Bu çalışmaların basına yansıması bizde değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük ses getirmiş. Dünyaca ünlü New York Times dergisi bu konuyu kapağına taşımış. Son olarak Imperial College of London'da yapılan ve 2017 yılında tamamlanıp yayınlanan ünlü Orbita çalışması bu konuda son sözü söylemiştir. Bu noktada iki önemli soru akla geliyor. Birincisi, stent işlemleri neden sanıldığı kadar etkili değil? İkinci soru ise, madem bu işlemlerin bilimsel olarak etkili olmadıkları anlaşılmış, niye bu hızla yapılmaya devam ediliyor? Önce ilk soruyu ele alalım. Eskiden bizler koroner arter hastalığında damarların hastalandığını, yavaş yavaş daraldıklarını ve bir noktada tıkanmaları sonucunda da kalp krizlerinin geliştiğini sanıyorduk. Ancak bugünkü bilgilerimizle anladığımız şey şu. Bu hastalanan damarlar sadece anjiyoda görülen tek bir noktada değil, esasen damarın tamamında hastalık olduğu ve çok zaman bizim anjiyoda önemli olarak gördüğümüz darlıklar kalp krizine neden olan darlıklar değil. Kalp krizlerine neden olan darlıklar anjiyoda az veya önemsiz gibi görünen darlıkların bir noktada yırtılmalarından ve damarı tıkamalarından kaynaklanmaktadır. Yani burada hadise damarın toptan hastalı olmuş olması. Şimdi bu noktada önemliymiş gibi görünen bir darlığa stent koymamız sorunu halletmiyor. Çünkü damarın gerisinde patlamaya hazır birçok mayın var. Yani daralmış bir damarın bir bölgesine stent koymak o damardaki hastalığı gidermiyor.
stent takılan hastalar ileride anjiyoda önemsiz gibi görünen bu darlıklardan gol yemektedirler. Dolayısıyla işte çalışmalar sonucunda stent uygulamasının kalp krizlerini engellemediğinin açıklaması bu. İkinci sorunun cevabı biraz daha karmaşık. Stent uygulamalarının acil durumlar dışında uzun vadeli sonuçlarının iyi olmadığı bilinmesine karşın uygulanmaya devam ediliyor. Bu durumun nedenini ancak şunlarla izah edebiliyoruz. Doktorlar tarafından iyi niyetli olarak faydalı olduğuna inanmak istenmesi. Sağlık kuruluşları ve doktorlar için önemli bir ticari kazanç kapısı olması. Ve son olarak da hasta tarafından bir koroner bypass ameliyatına tercih edilmesi. Yani bu uygulamalar bilimsel kanıtlara aykırı olarak yapılmaya devam ediliyor. Eminim aklınız karışmıştır. Haklısınız, gerçekler her zaman hoş değil. Diyeceksiniz ki peki biz ne yapalım? Bu video aracılığıyla size şunu yapın, bunu yapın diyemem. Ancak size bir anjiyoplasti stent işlemi önerildiği takdirde yapmanızı önerdiğim şeyler şunlar. Doktorunuza bu işlemin tehlikelerini ve komplikasyonlarını sorun. Bir şey olmaz cevabını kabul etmeyin. Her hastaya imzalatılan onam formunu işlemi kabul etmeden önce dikkatle okuyun. Anjiyoplasti stent önerilmeden önce size kapsamlı bir ilaç tedavisinin verilmiş olduğunu ve beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin uygulanmış olması gerektiğini unutmayın. Birden fazla damara birer ikişer stent uygulamasının doğru olmadığını unutmayın. Özellikle sol koroner artere mecbur olmadıkça stent uygulamasının doğru olmadığını unutmayın. Şeker hastalarına takılan stentlerin başarı oranının düşük olduğunu unutmayın. Diyebilirsiniz ki madem stentler işe yaramıyor biz ne yapalım? Bu biraz önce bahsettiğim bilimsel çalışmalar anjiyoplasti stent işlemlerinin optimal medikal tedavi denilen ilaç tedavisiyle karşılaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. Optimal medikal tedavi ne demek? Optimal medikal tedavi koroner arter hastalığını değişik açılardan tedavi eden bir tedavi grubudur diyebiliriz. Burada bu amaçla değişik ilaç kombinasyonları uygulanmaktadır. Damar genişletici ilaçlar, kan sulandırıcı ilaçlar, tansiyonu kontrol eden ilaçlar, kalbi daha ekonomik çalıştıran beta bloker grubu ilaçlar ve kolesterol düşürücü ilaçlar. Öte yandan sağlıklı bir kalp diyeti en az ilaç tedavisi kadar önemlidir. Agresif bir optimal medikal tedavi ve uygun bir beslenme programı ile birlikte kalp hastalıklarındaki sıkıntıyı gidermek, hatta hastalığı geriye çevirmek mümkün. Kalp hastalıkları geriye çevrilebilir mi isimli videomuzda bu konuyu etraflıca işlemiştik. Kalp hastalığı tedavisi son derece kritik, hayati bir öneme sahip. Dolayısıyla herhangi bir tedavi yöntemini kabul etmeden önce bu konuda bilgilenmeniz ve kararınızı ona göre vermeniz çok çok önemli. Son yıllarda giderek ivme kazanan, ağır kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemden, EECP'den bahsetmek istiyorum. Kalp damar hastalıkları dünyanın bir numaralı ölüm sebebidir. Her üç insandan bir tanesi kalp damar hastalıklarından ölmektedir. Son 30-35 yılda kalp hastalıklarının tedavisi konusunda çok önemli ilerlemeler ve başarılar elde edildi. Artık modern ilaçlar, anjiyoplasti stent işlemleri ve koroner bypass ameliyatları sayesinde çok ağır kalp hastalıkları başarıyla tedavi edilmektedir. Ama her şeyin bir bedeli var. Zamanla stentler tıkanabiliyor, koroner bypasslar tıkanabiliyor veya yetersiz kalıyor. 30-40 yıldır yapılan bu işlemler sayesinde çok insan sağlığına kavuştu
Ancak aradan geçen zaman içinde stentleri, bypassları tıkanan çok önemli bir hasta popülasyonu oluştu. Bu hastaları biz 50'li 60'lı yaşlarında ameliyat etmişken bunlar ileri 60 ve 70'li yaşlarına gelmişler. İkinci bir ameliyatın veya ikinci bir işlemin mümkün olmadığı veya çok tehlikeli olduğu bir konuma gelmişlerdir. Gerek anjiyoplasti ve stent işlemleri, gerekse koroner bypass işlemlerinin yetersiz kalması hastadan hastaya göre değişmekle birlikte 3 ila 5 sene ile 10-15 sene arasında değişmektedir. Bu olayın oluşumunu etkileyen faktörler, damarlardaki hastalığın o zamanki durumu, hastanın şeker hastası olup olmaması ve daha önemlisi bu hastaların işlemler sonrasında yaşadıkları yaşam tarzıyla çok yakından ilintili. Bu işlemlerden sonra eski yaşantısına devam eden, beslenmesine dikkat etmeyen, sigara içmeye devam eden kişilerde bu stentler veya bypasslar 3-5 senede tıkanmaya başlamaktadır. Öte yandan kendine iyi bakan hastalarımız bu işi 10-15 sene rahatlıkla götürebiliyor. Stentlerde veya bypasslarda yetersizlik veya tıkanma olması durumunda hastaların ameliyat öncesi şikayetleri tekrar başlıyor. Bu duruma gelen hastalar genellikle 60'lı 70'li yaşlarında oluyorlar. Bu durumda ikinci bir ameliyat ya mümkün değil ya çok riskli. Eskiden bu durumdaki hastalara ilaç tedavisi dışında yapılacak pek bir şey yoktu. ECP tedavisi hem hastaların hem bizim imdadımıza yetişti. EECP tedavisi yani Enhanced Extracorporeal Counter Pulsation tedavisi Amerikan Sağlık Bakanlığı FDA tarafından onaylı ve American Heart Association ve American Cardiology Association'ın 2A kategorisinde tedavi listesinde yer almaktadır. Bu tedavi yöntemi aynı zamanda Türk Tabipler Birliği'nin tedavi veri tabanında kayıtlı, tescilli bir tedavi yöntemidir. ECP tedavisi esasen çok yeni bir tedavi değil. Tüm dünyada 10-15 senedir uygulanmakta. Ülkemizde de son 3-5 senedir ivme kazanmaktadır. ECP tedavisi bizim açık kalp ameliyatlarında kullandığımız hayat kurtarıcı intraaortik balon cihazının prensiplerinden yola çıkarak tasarlanmış bir cihazdır. Bu tedavinin etkinliği yüzlerce bilimsel çalışma ile teyit edilmiştir. Şimdi ECP uygulamasına bir bakalım. Öncelikle belirtmekte fayda görüyorum. ECP tedavisi bir anjiyoplasti stent işlemine veya bir koroner bypass ameliyatına bir alternatif değildir. O halde ECP tedavisi kimlere uygulanıyor ona bir bakalım. Anjiyoplasti stent işlemleri yapılmış, zaman içinde stentleri tıkanmış veya yetersiz kalmış hastalar. Koroner bypass ameliyatı olmuş, zaman içinde bypassları tıkanmış veya yetersiz kalmış hastalar. Ağır koroner arter hastalığı nedeniyle ameliyat edilemeyen, inoperable hastalar. Başka hastalıklar nedeniyle ameliyatların çok riskli olduğu vakalar. Kesinlikle ameliyat olmak istemeyen hastalar, kalp yetmezliği hastaları, kardiyomiyopati hastaları ve bazı özel durumlar. ECP tedavisi non-invazif bir tedavi yöntemidir. Yani hastaya herhangi bir cerrahi işlem uygulanmaz. Tedavi sırasında hasta hiçbir sıkıntı çekmez, ağrı hissetmez. Bu nedenle halk arasında kansız bypass denilmektedir. Hasta ECP cihazının özel masasına yatırılarak öncelikle elektroya bağlanır yani monitörize edilir. Bu arada hastanın baldır bacak ve kalça bölgesine tansiyon aletinin manşonlarına benzeyen özel şişen manşonlar bağlanmaktadır. ECP cihazının bilgisayarı hastanın kalp atımlarını monitörize ederek kalbin gevşediği noktada ki kalbin damarları kalbin gevşeme noktasında kan alır, bacaklardaki manşonları
aşağıdan yukarıya doğru süratle şişirerek bacaklardaki kanı koroner arterlere doğru yönlendirir. Böylece koroner arterlere daha fazla kan gider ve dolayısıyla da kalp dokusuna daha fazla kan ve oksijen giderek beslenmesi sağlanır. Kalbin gevşeme noktasında koroner damarlara daha fazla kan gönderilmesi işlemine diyastolik augmentasyon denilir. Bu işlem sayesinde koroner kalp damarlarına giden kan miktarı artar, kalp dokusu daha iyi beslenir. Hastanın göğüs ağrıları giderek azalır. Koroner damarlarda genişleme sağlar. Ve en önemlisi, bu tedavinin etkili ve kalıcı olmasını sağlayan en önemli sonucu kalpte yeni kılcal damar gelişimi sağlamasıdır. Buna coronary angiogenesis diyoruz. Bu işlem yeni damarlarla kalpte beslenme sağladığı için doğal bypass denmesinin sebebi budur. Dolaşımı hızlandırmak suretiyle tüm organlara giden kan akımını arttırır. Damarlardan nitrik oksit hormonu salgılanmasını arttırarak dokuların kanlanmasını arttırır. Kalbin iş yükünü azaltarak daha rahat ve daha güçlü çalışmasını sağlar. EECP tedavisi hastanın durumuna göre 20, 30 veya 40 seans uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ortalama 35 seans olarak standartlaştırılmıştır. Her bir seans yine hastanın durumuna göre 45 dakika ila 1 saat arasında sürmektedir. Tedavi sırasında hastalarımız uyuyabilir, gazete kitap okuyabilir veya televizyon seyredebilirler. Hastanemizde uygulanan EECP programında hastalar makinede geçirdikleri EECP tedavisine ilaveten mutlaka durumlarının gerektirdiği özel bir diyete alınırlar. Günlük olarak ilerlemeleri takip edilir. Belirli dönemlerde tetkiklerle gidişatları izlenir. Zaman zaman hastaların ilaçlarında ayarlamalar ve değişiklikler yapılır. Son 3 senede hastanemizin EECP ünitesinde yüzlerce hasta tedavi ettik. Bunların büyük çoğunluğunda çok yüz güldürücü neticeler elde ettik. Hastalarımızın büyük bir kısmında göğüs ağrılarında önemli gerilemeler olur veya tamamen kaybolur. Öte yandan kalp hastalığı nedeniyle kasılma gücü azalmış olan kalplerin tedavi sonrasında daha güçlü kasıldıkları yapılan tetkiklerde ve EF değerleri ölçülerek görülmektedir. Hastalarımızın büyük çoğunluğu onlara öngördüğümüz tedavinin sonunda herhangi bir ileri tedaviye gerek duymamaktadır. Bazı hastalarımızda 6 ay sonra, 1 sene sonra tedavinin etkisini pekiştirmek açısından 10-15 seans daha uygulanabiliyor. Ve bu uygulamalar genellikle hastanın arzusu doğrultusunda olmaktadır. İsmim Uğur Deveci. 2005 yılında bir kalp krizi geçirmiştim. Anji oldum, stent takıldım. En son kalp krizi geçirdiğimde kalp kasılmam tamamen düştüğünden dolayı kalpteki EFT'm %17'ye kadar düştü hiç. Solunum yoktu. 3 adım dahi atamıyordum. Gömleğimi dahi çıkaramıyordum. Sonradan araştırma sonucunda burada ECB bypass'la bu kalbin güçlendirildiğini duydum. Geldim burada görüştüm. Yavuz Hocam'la tanıştım. Yavuz Hocam 40 günlük bir seans aldım. Bu 40 günlük seanstan %17'den %38, %40'lara kadar EFT'm yükseldi. Yoksa bana nakil gerekiyordu. Yani nakil durumuna düşmüştüm. Organ naklinin de hani az olmasının sebebiyle sağ olsun Yavuz Hocam buradaki önerilerini dikkat aldım. Ve söylediklerine harfiyen uydum. Hayatımı idame ettirebiliyorum. Çok rahat araba kullanabiliyorum istediğimi. Şekilde dolaşabiliyorum yani. Çok da memnunum. Her şeyden önce hocama teşekkür ediyorum. Buradaki güler yüzlü insanlara çok teşekkür ediyorum. Bugün sağlığıma kavuştuysam hocamın sayesinde kavuştum. Hayatta böyle devam ediyorum. Bana doktorum şunu tavsiye etti. Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu var ve bu EECP diye bir tedavi uyguluyor. Hakikaten riskli ve hiçbir şey yapılamayacak hastalara bunun uygulanmasını
öneriyor. Dolayısıyla ben de sizin Yavuz Hoca'ya gitmenizi tavsiye ediyorum dedi. EECP seanslarına başladım. Ben sık sık kesiliyordum. Özellikle rampalarda yürüyüş yaparken zorlanıyordum. Ne oldu bu EECP tedavisi sayesinde? Artık hiç durmadan, hiç kesilmeden uzun yürüyüşler yapmaya başladım. Bundan çok memnunum ve benim gibi rahatsızlık geçirenlere ve riskli bir durumla karşılaşanlara da bütün kalbimle öneriyorum. Herkese faydalar sunuyorum. Doktoruma tekrar teşekkür ederim. Ben yaklaşık 10 yıldır kalp hastasıyım. Bütün damarlarım tıkılıydı. 9 tane stent takıldı. İleri derecede kalp yetmezliğim. En sonunda doktorlar bana kalp yetmezliğinden dolayı kalp nakli olması gerektiğini söylediler. O da olmayacağına göre. Bir de damarlarım ince olduğu için ameliyat da mümkün değildi. Sonra doktorlar bizim yapacak bir şeyimiz yok dediler. İlaç tedaviden sonra başka bir şey olmayınca ben de araştırmaya girdim. EECP'yi buldum. Yavuz hocamla tanıştık. Tedavim devam ediyor şu anda. Hala da devam edecek, biraz daha var. Geldiğimde ben nefes alamıyordum. Kalbimde sıkışma vardı. Merdiven çıkamıyordum. Şimdi yürüyorum rahat rahat. İhtiyaçlarımı gideriyorum. Gayet de memnunum hayatımdan. Rahatım, çok çok rahatım. Ben buraya gelmeden nefes alamıyordum. Şu metrodan buraya 10 defa dinlendim. Şimdi hiç dinlenmiyorum. Direkt yürüyerek geliyorum. Yok canım yok, hiçbir zorluğu yok. Yatarak tedavi, böyle bir şey var. Ne kadar güzel ya. Hiçbir müdahale yok. İğne yok, bir şey yok. Gayet rahat. Televizyonda seyret, konuş, ne yaparsa yap. Bence tedavi çok çok güzel ve ben gerçekten insanların bunu tanımasını isterim. Hastanemiz ECP ünitesi Türkiye'nin en aktif çalışan merkezlerinden bir tanesidir. İnşallah ihtiyacınız olmaz ama olursa biz buradayız. Genç yaşlı, herkesi yakından ilgilendiren çok önemli bir konudan, hipertansiyondan bahsetmek istiyorum. 35 yaşını aşmış her 10 kişiden birisi yüksek tansiyon, yani hipertansiyon hastasıdır. İşin kötü tarafı, bu kişilerin yarısı hipertansiyon hastası olduklarında farkında değildir. Hipertansiyon, başta kalp damar hastalıkları, felçler ve böbrek hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Hipertansiyon uzun süre belirti vermediğinden çok zaman tedavisi gecikir ve bazı zaman telafisi çok zor, tıbbi facialarla sonuçlanabiliyor. İşte hipertansiyona sessiz katil denilmesinin nedeni budur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında 1.3 milyar insan hipertansiyon hastası. Bu durum yılda 7,5 milyon ölümden sorumlu. Yani tüm ölümlerin yaklaşık %13'ü. Pandemi kelimesi COVID'den önce moda değilken birçok kuruluş hipertansiyonla ilgili dünya çapında bir pandemi ifadesini kullanmaktaydılar. Ülkemizde 6-7 milyon hipertansiyon hastası var ve bu sayılar her geçen gün artıyor. Peki nedir bu hipertansiyon? Öncelikle tansiyon nedir, ona bir bakalım. Tansiyon bizim atar damarlarımızdaki kanın basıncını ifade eder. Hipertansiyon ise bu basıncın normalden yüksek olmasını ifade eder. Normal kan basıncı 120'ye 70 mm civa olarak kabul edilir. Yani halk arasındaki tabiriyle 12'ye 7. 120 rakamı kalbin kasıldığı sırada damarlarımıza yansıyan basıncı ifade eder. İkinci rakam 70 ise kalbin gevşediği noktadaki damarlardaki basıncı ifade eder. Kan basıncının sürekli olarak 140'a 90'ın üzerinde olması tedaviyi gerektiren hipertansiyon olarak kabul edilir. 12'ye 7 ile 14'e 9 arasındaki tansiyon ise bir geçiş dönemini ifade eder. Burada konuşacağımız hipertansiyonun bilimsel adı esansiyel hipertansiyondur. Yani burada herhangi bir spesifik nedene bağlı olmayan tansiyon anlamına gelmektedir.
Hipertansiyona neler neden oluyor? Birincisi, genetik bu konuda çok etkili. Eğer annenizde babanızda yüksek tansiyon varsa, belirli bir yaşta sizin de tansiyon hastası olma ihtimaliniz çok yüksek. İkinci faktör yaşlanma. Yaşlanma ile birlikte tüm dokularımızın elastikiyetinde bir azalma olmaktadır. Nasıl ki belli bir yaştan sonra cildimizde çizgilenmeler ve kırışıklıklar oluşuyor, bu cildin elastikiyetinin azalmasını gösterir. Aynı şekilde damarların elastikiyetinin azalması demek, bu damarların basınç değişikliklerine karşı adaptasyon kabiliyetlerinin azalması anlamına gelir. Hipertansiyon için çok önemli bir başka faktör de stres. Stres, hipertansiyonun en iyi dostudur. Strese girdiğimizde böbrek üstü bezlerimizden stres hormonları denilen kortizol, adrenalin ve noradrenalin gibi hormonlar salgılanır. Bu hormonların birinci etkisi damarlarda vazokonstriksiyona, yani büzüşmeye neden olmalarıdır. Büzüşen damarlarda basınç artar. Öte yandan diğer bir stres hormonu olan kortizolün vücutta su ve tuz tutma etkisi vardır. Dolayısıyla stres değişik mekanizmalarla hipertansiyonu besleyen çok ciddi, çok tehlikeli bir faktör. Hipertansiyona neden olan bir başka faktör ise kötü beslenme. Yüksek ve aşırı miktarda tuz, tuz benzeri kimyasal maddeler içeren işlenmiş gıdaların yenmesi, hayvansal proteinler ve yağlar, trans yağlar, tansiyonu besleyen, olumsuz yönde etkileyen çok önemli bir faktördür. Yine beslenmeye paralel olarak oluşan obezite de aynı şekilde hipertansiyonu körükler. Çok çalışma hipertansiyon ile obezite arasında birebir bir paralellik olduğunu göstermektedir. Hipertansiyonu etkileyen çok önemli bir faktör de sık sık dile getirdiğim enflamasyon hadisesidir. Yine çoğunlukla kötü beslenme ve buna ilaveten stres, sigara, hava kirliliği gibi bir takım faktörler damarlarımızda enflamasyona neden olur. Bu enflamasyon hadisesine uğramış damarların da adaptasyon kabiliyetlerinde, nitrik oksit sentezlerinde önemli bozulmalar olmakta ve hipertansiyona zemin hazırlamaktadır. Son olarak hareketsizlik diyoruz. Hareketsiz bir yaşam tarzı kan dolaşımının azalmasına, dokularımızın kanlanmasında bozulmaya ve bir dizi olumsuz biyokimyasal gelişmeye neden olmaktadır. Çoğunlukla biraz önce saydığımız bu faktörlerin belirli orandaki kombinasyonları hipertansiyona neden olmaktadır. Hipertansiyonun belirtileri. Hipertansiyon çok zaman önemli bir belirti vermez ve yine çok zaman rutin bir muayene sırasında tesadüfen bulunur. Ancak hipertansiyon bir noktada çok spesifik olmasa da bazı müpem belirtilerle kendini göstermeye başlar. Bunlar baş ağrısı, ense ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, sersemlik, burun kanaması, göğüste baskı hissi hipertansiyon belirtisi olabilir. Hipertansiyon neden zararlı? Diyebilirsiniz ki tansiyon varsın yüksek olsun. Ne olur? Çok şey oluyor. Hipertansiyon başta kalp, böbrekler, beyin ve göz gibi damardan zengin organları doğrudan etkileyen, için için kemiren çok ciddi bir hadise. Hipertansiyonun damarlara ve damardan zengin organlara etkisi şu şekilde olmaktadır. Öncelikle yüksek basınca maruz kalan damarlar kendilerini korumak için kalınlaşmaya başlarlar. Buna vasküler hipertrofi diyoruz. Aynı şekilde yüksek tansiyon damarların içindeki son derece hassas olan iç tabakasını, yani endotel tabakasında zedelenmeye, yer yer yırtılmalara neden olur. İşte damarların kalınlaşması ve iç cidarlarının zedelenmesi arteriyoskleroz denilen son derece ciddi damar sertliği hadisesine neden oluyor. Arteriyoskleroz hangi damarları tutarsa oraya yönelik bir takım arızalara neden olur. Koroner damarları tuttuğu zaman
arterioskleroz nedeniyle kalınlaşmış, daralmış ve zedelenmiş damarlar zamanla kalp krizlerine neden olabiliyor. Öte yandan arterioskleroz hadisesinin beyin damarlarını tutması çok daha korkunç şeylerle sonuçlanabiliyor. Çok zaman beyin damarlarından bir tanesinin ufak dahi olsa bir damarın tıkanması ya da çatlayarak beyin içine kanaması telafisi olmayan beyin kanamalarına ve felçlere neden olmaktadır. Aynı şekilde damarlardan çok zengin olan böbrekler ve gözler bu arterioskleroz ve yüksek tansiyondan nasiplerini alırlar. Böbrek yetmezliğinin ve körlüğün en önemli nedenlerinden bir tanesi kontrol altına alınamayan hipertansiyondur. Görüldüğü üzere hipertansiyon bütün damarlarımız ve organlarımızı için için kemiren son derece tehlikeli bir hadise. Bu anlattıklarım hipertansiyonun genelde uzun yıllar içinde gelişen uzun vadeli sonuçları. Öte yandan bilinmeyen, teşhis edilememiş veya kontrol altına alınamamış hipertansiyonun çok ciddi, akut yani beklenmedik sonuçları olabiliyor. Genç yaşlarda görülebilen bir kalp krizi veya beyin kanaması bunlara örnektir. Ben bu hadiselerden bir tanesini yaşadım. Müsaade ederseniz kısaca başımdan geçenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan 15 yıl kadar önce rahmetli babamın pankreas kanseri teşhisi aldığı dönemlerde bu durum beni derinden etkiledi. Ve daha önce tansiyonla ilgili hiçbir sorunum yokken birkaç hafta içinde bir anda tansiyon hastası oluverdim. Ancak yeni başlayan tansiyonlarda olduğu gibi bu son derece dengesizdi ve henüz ilaçlarla kontrol altına alınamamıştı. Bir gece sabaha karşı göğsümde nahoş bir hisle uyandım. Biraz sonra o his sanki birisinin benim göğsüme bir buz kalıbı koyuyormuş hissine dönüştü. Bir şeylerin doğru gitmediği belliydi. Vakit geçirmeden kendi hastaneme gittim ve doğrudan yoğun bakım ünitesine girerek boş bulduğum bir yatağa uzandım. İşin ilginç tarafı sağımda solumdaki hastalar bir gün önce ameliyat ettiğim hastalardı. Çalışma arkadaşlarım ve nöbetçi ekip son derece profesyonel bir şekilde bana müdahale ettiler. Yaklaşık 1-1,5 saat içinde benim tıkanmakta olan sağ koroner arterime bir stent takıldı. Tabiri caizse direkte patlayıp geri dönmüştüm. Çok şükür ki bir kalp krizi oturmadan ve kalp kaslarımda herhangi bir zarar olmadan bu işi çok ucuz atlatmıştım. Şimdi burada bu konuyu sizle paylaşmamın sebebi şu. Yapılan anjiyo ve anjiyoplasti işlemi sırasında görüldü ki benim koroner damarlarım nispeten temizdi. Yani bende koroner arter hastalığı yoktu. Bu hadiseye neden olan şey ani bir tansiyon yükselmesi sonucunda sağ koroner arterimde bir plak yırtılması ve bu yırtılmaya bağlı damarda tıkanma oluşmasıydı. İşte görünürde nispeten genç, sağlıklı, dağ gibi insanların küt diye düşüp ölmeleri böyle oluyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nin ünlü hocası ve devlet adamı Profesör Doktor Sadi Irmak'ın çok önemli bir sözü vardı. İnsan damarlarının yaşındadır derdi. Gerçekten damarlarımızın sağlığı bizim genel sağlığımızı ve ömür beklentimizi büyük oranda etkileyen bir faktör. İşte damar sağlığımızı da çok yakından ilgilendiren bir faktör de tansiyonumuz. Son 20-30 sene içinde modern hayatın gereği olarak sağlıksız beslenme, giderek artan stres düzeyleri nedeniyle hipertansiyon daha genç yaşlarda ve daha sık görülmeye başlandı. İşin kötü tarafı bu nispeten genç insanlar hasta olabileceklerini hiç akıllarına getirmezler. Çünkü hipertansiyon dendiği zaman onlar annelerinin, babalarının hatta büyük annelerinin, babalarının hastalığı olarak görürler ve kendilerine bunu hiç kondurmazlar. İşte bu son derece tehlikeli bir durum. Dolayısıyla gençliğinize güvenmeyin, mutlaka tansiyonunuza sık sık baktırın. Özellikle ailede hipertansiyon hastası olan anneniz, babanız, teyzeler, büyük babalar gibi insanlar varsa daha yüksek risk altında olduğunuzu bilin. Buna ilaveten
biraz önce anlattığımız risk faktörleri, yani kötü beslenme, stres gibi faktörler de varsa bu konuda ekstra dikkatli olmanızda büyük fayda var. Koronavirüs salgınını yaşadığımız şu günler, hipertansiyonu olan kişilerin tansiyonlarının kontrol altında olmaları son derece önemli. Çok iyi bilinen bir gerçek var ki, COVID'den ölme riskinin yüksek tansiyon hastası, kalp damar hastalığı olan kişilerde ve şeker hastalarında daha yüksek olduğudur. Bu arada ilginç bir şey de, ileride hipertansiyon tedavisinde göreceğimiz bazı ilaçların COVID'e karşı koruyucu etkilerinin olduğu. Dolayısıyla şu dönemde hipertansiyon hastalarının özellikle ilaçlarını aksatmamalarını ve tansiyonları kontrol altında tutmaları çok çok önemli. Hatta hayati öneme sahip. Bir sonraki videomuzda zaten hipertansiyondan korunma ve hipertansiyon tedavisini etraflıca işleyeceğiz. Hipertansiyon konusunun ciddiyetini ne kadar vurgulasam azdır. Mutlaka bir ara tansiyonunuza baktırın ve kendinize çok iyi bakın. Hipertansiyon tedavisini ve hipertansiyon diyetini konuşacağız. Bir önceki videomuzda hipertansiyonun nasıl dünya çapında bir pandemi şeklini aldığı ve çok önemli sağlık sonuçlarının olduğunu anlatmıştık. Hipertansiyonun tedavisi öncelikle bir durum tespitiyle başlar. Hipertansiyonun nedenleri ve tipi tespit edildikten sonra sıra tedaviye gelir. Ancak herkesin yaşam şartları ve bünyesi farklı olduğu için bu tedavinin dikkatli bir yaklaşımla kişiye özel olarak düzenlenmesi gerekir. Tansiyonun 140'a 90 mm civa ve üzerinde olması tedaviyi gerektiren tansiyon olarak kabul edilmektedir. Ancak işin doğrusu çok zaman yapıldığı gibi derhal ilaç başlamak değil. Yüksek tansiyon nedeniyle gördüğüm hastalarımdan 3 gün boyunca sabah, öğlen, akşam ve gece yatarken 4 defa tansiyon bakmalarını ve bunları bir tarafa kaydetmelerini isterim. Veya alternatif bir yöntem ise hastaya 24 saatlik bir holter cihazının takılmasıdır. Bu sürenin sonunda tansiyonun hangi saatlerde yükseldiği, ne kadar yükseldiği gibi bir takım özellikleri belirlendikten sonra tedavi aşamasına geçilir. Bu sırada hastanın sigara, alkol, tuz tüketimi, genel beslenmesi, stres ve aktivite düzeyi gibi bir takım faktörler belirlenerek bunların da üzerine çalışılır. İlk aşamada hipertansiyon hafif veya orta düzeyde ise bu risk faktörlerinin giderilmesi ve sağlıklı bir beslenme ile tedaviye başlanır. O aşamada ilaç başlanmaz, bir süre hasta gözlenerek tedavisine devam edilir. Hipertansiyon daha ileri düzeyde ise o zaman ilk aşamada bir ilaç başlanır ama biraz önce bahsettiğimiz önlemler alınarak hasta takibe alınır. Hipertansiyon tedavisinde kullandığımız birçok etkili ilaç var. İdrar söktürücü ilaçlar, yani diüretikler. Bu ilaçlar kan hacmini azaltmak ve tuz attırmak suretiyle tansiyon düşürürler. Beta bloker ilaçlar. Kalp hızını yavaşlatmak ve kalbin çalışmasını daha ekonomik hale getirmek suretiyle etkili olurlar. ACE inhibitörleri ve ARB grubu ilaçlar. Bu ilaçlar kan basıncını artıran anjiyotensin hormonunun etkisini azaltmak suretiyle kan basıncını düşürürler. Kalsiyum kanal bloke edici ilaçlar. Kalbin kasılma gücünü azaltan ve damarları genişletmek suretiyle etkili olurlar. Son olarak da alfa bloker ilaçlar var. Bu ilaçlar damarlar üzerine çok güçlü genişletici etki göstermek suretiyle tansiyonu düşürürler. Görüldüğü üzere bu ilaçlar değişik mekanizmalarla tansiyon üzerine etkili olurlar. Hekim olarak bizim görevimiz hastaya en uygun ilacı belirleyip ona göre tedavi düzenlemektir. Hipertansiyonda ilaç tedavisi öncelikle hastayı ani gelişebilecek bir takım facialara karşı korumaktır.
İkinci aşamada da hipertansiyonun uzun vadeli etkilerini gidermek, hastayı bunlardan korumaktır. Ancak her zaman söylediğim gibi gerçek tedavi hastayı ilaca ihtiyacı olmayacak duruma getirmektir. Hipertansiyon tedavisinde evet ilaç tedavisi çok önemli ancak öncelikle yapılması gereken şey hastada hipertansiyonu azdıran faktörleri ortadan kaldırmaktır. Hipertansiyonda sakınılması gereken gıdalar. Aşırı miktarda tuz ve tuzlu yiyecekler. İşlenmiş gıdalarda bulunan tuz benzeri kimyasal maddeler. Monosodyum glutamat gibi. Kolalı meşrubatlarda bulunan tuz benzeri kimyasal maddeler. Sodyum benzoat gibi. Alkol, aşırı miktarda kahve, enerji içecekleri, suni tatlandırıcılar, trans yağlar, işlenmiş etler, sucuk, salam, pastırma, sosis gibi. Tansiyonu azdırabilecek bu gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmakta büyük fayda var. Hipertansiyon tedavisinde çok önemli bir başka unsur da beslenmedir. Amerikan Tıp Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Dernekleri hipertansiyonun kontrol altında tutulabilmesi için DASH diyetini önermektedirler. Bu diyet çok sağlıklı olarak bildiğimiz Akdeniz tarzı beslenmenin bir batı versiyonudur diyebiliriz. Bir önceki videomuzda hipertansiyonun gelişiminde enflamasyonun rolünden bahsetmiştik. Bundan sonra önereceğimiz gıdalar vitamin, mineral ve antioksidanlardan çok zengin olup aynı zamanda enflamasyonu baskılayan, tedavi eden gıdalar olacak. Enflamasyon konusunda daha detaylı bilgi için bu konudaki videolarımızı izlemenizi öneririm. Önereceğimiz beslenme rejiminin bir başka özelliği ise potasyumdan çok yüksek olmalarıdır. Daha önce tuz ve hipertansiyon ile ilgili yaptığımız videolarda hipertansiyon tedavisinde potasyumun önemini vurgulamıştık. Tekrarlamakta fayda görüyorum. Hipertansiyondan bahsedilince herkes tuzdan bahsediyor ama potasyumdan bahseden yok. Potasyum, yine tekrar ediyorum, tuzun panzehiridir. Hipertansiyonda tuz fazlalığı kadar potasyum eksikliği de önemlidir. Bazı potasyum zengini gıdalar. Brokoli, muz, narenciye, ıspanak ve yeşil salatalar, bakliyat, kırmızı pancar, patates, yoğurt, balık ve her türlü sebze. Dikkat edilirse bu gıdalar zaten sağlıklı ömür beklentisinin en yüksek olduğu Akdeniz tarzı beslenme ile birebir örtüşmektedir. Bir de beslenmemizde yer alması gereken özellikle tansiyon düşüren bazı gıdalar var. Bunlar sarımsak, nar, kırmızı pancar ve keten tohumudur. Bu gıdalar antioksidan, antienflamatuar ve nitrik asit sentezini artıran özellikleriyle tansiyonda son derece sağlıklı düşmeler sağlarlar. Önerdiğimiz beslenme tarzının dışında çok önemli bir başka husus da D vitamini ve magnezyum ve çinko elementleridir. Bu maddeler doğrudan tansiyon düşürücü etkiye sahip olmamakla birlikte bilimsel çalışmalar hipertansiyonun dengelenmesinde bu maddelerin çok önemli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla D vitamini, magnezyum ve çinko düzeylerine baktırmak ve gerektiyse bunları takviye etmek hipertansiyonun tedavisi açısından önemli olabilir. Görüldüğü üzere hipertansiyon tek bir ilaç başlanarak tedavi edilecek bir şey değil. Hipertansiyon tedavisi hastanın sistematik bir şekilde değerlendirilmesi, hipertansiyonun tipine göre ilaç başlanması, risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir hipertansiyon diyeti ile ancak mümkün olabilir. Bana hipertansiyon tedavisi için gelen hastalara önerdiğim hipertansiyon diyetinin ana hatları şöyle. Öncelikle sakınılması gereken gıdalar başlığı altında sıraladığımız o gıdalardan özenle kaçının. Sigaranın diğer zararlarının yanı sıra
tansiyonu %10-15 civarında yükselttiğini unutmayın. Hipertansiyonun kontrolünde stres kontrolü çok önemlidir. Hipertansiyonun kontrol altına alınmasında uyku düzeni çok önemlidir. D vitamini, magnezyum ve çinko düzeylerinize baktırın. Düşük çıkarsa bunların ilaçlarla desteklenmesi gerekir. Hayvansal protein ve yağ tüketiminizi %50 azaltın. Sebze, meyve ve salata tüketiminizi %50 arttırın. Kilo fazlanız varsa kilo vermeye gayret edin. Bu konuda yayınladığım videolardan yararlanabilirsiniz. Özellikle tansiyon düşüren gıdalar başlığı altında sıraladığımız gıdaları günlük beslenmenizin içine serpiştirin. Arada sırada 30 günde 10 yıl isimli kitabımda tarif ettiğim aralıklı orucu uygulayın. Hipertansiyonun tehlikelerini ve tedavisinin önemini ne kadar vurgulasam azdır. İlk fırsatta tansiyonunuza baktırın ve gerekirse bir doktora görünün. Son derece tartışmalı bir konu olan kolesterol konusunu işleyeceğiz. Kolesterol konusu hem bilim dünyasında hem basında çok tartışılan, tartışmalı bir konu. Çok zaman taban tabana zıt görüşlerin savunulduğunu görmekteyiz. Kolesterolün gündeme gelmesinin en önemli nedeni bu maddenin kalp damar hastalıklarıyla ilişkilendirilmesinden kaynaklanıyor. Ama gerçekte öyle mi? Kolesterol dost mu, düşman mı? İşte sıkça sorulan sorular ve bilimsel gerçekler. Kolesterol nedir Allah aşkına? Kolesterol bir lipoproteindir. Yani bir molekül yağ ve bir molekül proteinden oluşan mumsu bir maddedir. Başta yumurta olmak üzere neredeyse bütün hayvansal gıdalarda bol miktarda bulunur. Yediğimiz bu gıdalarla kolesterol kana geçer. Ancak birazdan da göreceğimiz gibi kolesterolün büyük bir kısmı, neredeyse %75'i kendi karaciğerimizde imal edilmektedir. Kolesterol ne işe yarar? Kolesterol esasen hayati bir madde. Kolesterol bütün hücrelerimizin yapısında bulunan hayati bir maddedir. Kolesterol başta testosteron ve östrojen olmak üzere birçok hormonun yapısında yer alır. Ciltte imal edilen D vitamini için kolesterol şarttır. Beynimizin %20-25'i kolesterolden oluşur ve bunun tamamı beyinde imal edilir. Sindirim faaliyetlerimiz için elzem olan safra asitleri kolesterolden imal edilmektedir. Kısacası kolesterol bütün dokularımızın harcıdır. Kolesterol faydalı olmasa karaciğerde ve beyinde imal edilmezdi herhalde. Kolesterolün iyisi ve kötüsü varmış. Gıdalarla alınan kolesterolün iyisi kötüsü yok. Kolesterol hep aynı kolesterol. Ancak kolesterol kana geçince durum biraz değişiyor. Burada da esasen kolesterol aynı kolesterol ama taşıyıcıları farklı olduğu için değişik görevler görüyorlar. Neyse bu konuya fazla girmeyeceğim. Evet, kolesterolün iyi ve kötü diye ayrılan iki formu var. Bunların birincisi iyi kolesterol HDL. Bu kolesterol taşıyıcısı sayesinde dokulardan ve damarlardan aldığı kanı karaciğere yeniden işlenmek için götüren kolesterol tipi. İkinci tip ise LDL yani kötü kolesterol. Bu kolesterolün görevi de karaciğerden ve kandan aldığı kolesterolü dokulara taşımaktır. Şimdi esasen bu kolesterolün de çok önemli görevleri var. Çünkü dokulara kolesterolü taşıyor. Çünkü o dokuların bu kolesterole ihtiyacı var. Ancak iş bu LDL kolesterolün okside olduğu zaman damarlara oturmasıyla değişebiliyor. İşte onun için buna kötü deniliyor. Kandaki ideal kolesterol seviyesi ne olmalıdır? Kısa cevap, total kolesterol seviyesinin 200 mg desilitrenin altında olması gereklidir denilmektedir. Ancak bu rakam afaki bir rakam.
Çünkü kolesterolü çok daha yüksek olup kalp damar hastalığından hiçbir eseri olmayan dünya kadar insan olduğu gibi, kolesterol normal hatta bundan düşük olduğu halde ağır koroner arter hastalığıyla karşımıza gelen dünya kadar insan var. Sıklıkla anıldığı gibi total kolesterol düzeyi o kadar önemli değildir. Daha önemli olan total kolesterolün iyi kolesterole olan oranıdır. Biz buna HDL oranı demekteyiz. Bunu şöyle bir örnekle anlatayım. Diyelim ki kolesterolünüz 200 olsun ki bu makul bir rakam olarak sayılır. Bu arada da iyi kolesterolünüz 50 olsun. 200'ü 50'ye böldüğümüz zaman 4 gibi bir rakam çıkar. Yapılan çalışmalar 5'in altında çıkan oranların sağlıklı olduğunu, 5'in üzerinde çıkan oranların da sağlıksız olduğunu göstermektedir. Bunu başka bir örnekle anlatayım. Diyelim ki total kolesterolünüz yine 200 olsun. Ancak iyi kolesterolünüz düşük, yani 30 olsun. O zaman ortaya çıkan oran 6.67, bu da 5'in bir hayli üzerinde. İşte 5'in üzerinde olan oranlar kalp damar hastalıkları açısından risk teşkil etmektedir. Buradan da şu çıkarımı yapmalıyız ki total kolesterolün kendisinden ziyade iyi kolesterol HDL'nin oranı çok daha önemlidir. Gıdalarla aldığımız kolesterol ne kadar zararlı? Kanımızdaki kolesterolün %75'i karaciğerde imal ediliyor. Sadece %25'i aldığımız gıdalardan geliyor. Yapılan bilimsel çalışmalar gıdalarla aldığımız kolesterolün kan kolesterol seviyesini çok fazla arttırmadığını ve bu artışın da kalp damar hastalıkları riskini arttırmadığını göstermektedir. Bunun çok ilginç bir açıklaması var. Damarlara oturabilen kolesterol, daha önce söylediğimiz gibi kötü kolesterol LDL. Ancak bu LDL'nin iki türü var. Bunlardan bir tanesi küçük moleküllü LDL, ikincisi de büyük moleküllü LDL. Gıdalarla aldığımız kolesterol kanda büyük moleküllü LDL olarak dolaşmaya başlıyor. Ve bu molekül, büyük molekül damarlara oturamıyor. Öte yandan küçük moleküllü LDL daha ziyade karaciğerde yapılıyor ve bu aşırı miktarda alınan şeker, alkol ve karbonhidratlardan ileri geliyor. İşte tehlikeli olan kötü kolesterol, küçük moleküllü LDL olanı. Ama kolesterolün damarlara oturmasına neden olan bir başka faktör var ki o da bizi 6. soruya getiriyor. Neden bazı kişilerin damarlarına kolesterol oturuyor da kimisine oturmuyor? Bunun da cevabı her zaman sık sık dile getirdiğim enflamasyon. Enflamasyon konusunu içimizdeki yangın videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Ancak kısaca özetleyecek olursak, enflamasyona neden olan faktörler sigara, trans yağlar, şeker hastalığı, obezite, işlenmiş gıdalardaki kimyasal maddeler ve stres. Enflamasyon başta damarlar olmak üzere tüm dokularımızı tutan mikropsuz bir iltihabi hadisedir. Enflamasyon damarlarımızın son derece hassas olan endotel dediğimiz iç tabakasını tutar ve zedeler. İşte kolesterol de zedelenen bu dokuyu tamir etmek için oraya gelmeye başlar. Yani enflamasyon yoksa kolesterol de damarlara oturmak için gelmiyor. Ama enflamasyon varsa ki maalesef çok insanda var, işte o zaman kolesterol orayı tamir etmek amacıyla geliyor ve damarlara oturuyor. Bu bakımdan sigara içenler, obez kişiler, şeker hastaları, enflamasyon artı kolesterolün neden olduğu koroner arter hastalığı ve diğer damar hastalıkları bakımından risk altındalar. Ne kadar kolesterol yenmesi gerektiği uzun yıllar büyük tartışmalara neden olmuştur. Öncelikle bir takım kolesterolden zengin gıdaları gözden geçirelim. Yumurta yaklaşık 200 mg, peynir 50 gramında 50 mg, karides midye 100 gramında 200 mg, sakatat 100 gramında 200 mg,
Dana eti 150 gramında 100 mg. Koyun etinde biraz daha fazla. Tereyağı 100 gramında 200 mg. 150 gram kaymaklı dondurmada 75 mg. 150 gram tam yağlı yoğurtta 30 mg kolesterol var. Fast food gibi gıdalarda da ne kadar Allah bilir. Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın eski önerilerinde sağlıklı insanların günde en fazla 300 mg kolesterol almaları, kalp hastalığı riski altında olanların da kolesterol alımlarını günde 200 mg'la sınırlandırmalarını önerirdi. Ancak yıllar içinde yapılan bilimsel çalışmalar gıdalarla alınan kolesterolün kan kolesterol düzeyleri üzerine çok fazla etkisinin olmadığını ve bu kolesterolün de kalp damar hastalıkları üzerine önemli bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Öte yandan ilginçtir, biz kolesterol alımını kısıtladığımız zaman karaciğerimiz bu açığı kapatmak için kolesterol imalatını arttırmaktadır. Bu bilimsel çalışmaların sonucunda 2015 yılından itibaren Amerikan Sağlık Bakanlığı kolesterol konusundaki beslenme önerilerini değiştirmiştir. Buna göre yeni öneriler şu şekilde şekillenmiştir. Kolesterol alımı konusunda bir kısıtlama getirmemekte ama ölçülü kullanılmasını önermektedir. Hayvansal gıdalardan gelen doymuş yağların mümkün olduğu kadar az tüketilmesini, günlük kalori alımının %5 ila 10'unun sağlıklı doymamış yağlardan gelmesini, trans yağlardan mutlak şekilde kaçınılmasını önermektedir. Öte yandan şeker tüketiminin kan kolesterol tablosuna olumsuz etkileri nedeniyle şeker tüketiminin de kısıtlanması önerilmektedir. Bir konuya açıklık getirelim. Buraya kadar anlattıklarıma dayanarak hoca kolesterol zararlı değilmiş deyip tereyağlı yumurtalara, etlere, işkembe çorbalarına, kokoreçe, kelle paçaya dalmayın lütfen. Bilimsel kuruluşlar ve Amerikan Sağlık Bakanlığı kolesterol tüketimi konusunda bir kısıtlama getirmemekle birlikte bu atış serbest demek değil. Her konuda olduğu gibi kolesterol ve hayvansal gıdalar tüketiminde de ölçülü olmakta büyük fayda var. Sonuçta kolesterolden zengin gıdalar aynı zamanda diğer doymuş yağlardan ve proteinden de çok zengindirler. Bu maddelerin de kendine ait önemli zararları olduğunu unutmayalım. Makul ve ölçülü bir kolesterol tüketimi nasıl olmalıdır? Günde bir yumurta, günde ortalama 100 gram et, günde en fazla 50 gram peynir, haftada en fazla bir kez sakatat, günde en fazla 25 gram tereyağı, haftada en fazla 2 gün sütlü, tatlı veya dondurma. Ama şunun da bilinmesi gerekir ki 20'li 30'lu yaşlarda bu miktarın çok üzerinde kolesterol almak çok zaman herhangi bir zararlı yan etkiye veya zarara neden olmuyor. Ancak aynı kolesterol miktarının yarısını dahi 40'lı 50'li yaşlarda yediğiniz zaman yaşlanma ile birlikte gelen bazı değişikliklerle bu kolesterol önemli zararlı etkilere neden olabiliyor. Bir sonraki videomda kolesterolün hangi durumlarda tehlikeli olduğunu ve nasıl tedavi edilmesi gerektiği sorularına cevap arayacağız. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız, olmadıysanız kanalımıza abone olun ve aşağıdaki çan ikonuna tıkladığınız takdirde bu videolardan anında haberdar olursunuz. Bu videomuzda kolesterol seviyesini daha makbul seviyelere indirmek ve daha önemlisi kolesterol oranını sağlıklı bir duruma getirmek için gerekli beslenme tarzını ve kolesterol düşürmeye yardımcı 10 gıdadan bahsedeceğiz. Önceki videomda kolesterol yüksekliği bir hastalık değil, yaşam tarzımızdan kaynaklanan bir metabolik bozukluktur diye anlatmıştım. Bu faktörleri ortadan kaldırdığımızda metabolizmada kolesterol de kendiliğinden normale dönebiliyor. Kolesterol düzeyinin yükselmesine ve dengesinin bozulmasına neden olan faktörleri bir hatırlayalım. Birinci unsur sağlıksız beslenme. Aşırı miktarda hayvansal gıda, et, sakatat, yumurta, peynir ve tereyağı gibi. İşlenmiş etler,
trans yağlar ve margarinler, kızartma yemekler, aşırı miktarda rafine karbonhidratlar, aşırı miktarda tatlılar, şekerli meşrubatlar, alkol, liflerden yetersiz beslenme, önemli sağlıksız beslenme unsurlarıdır. Öte yandan obezite ki sağlıksız beslenmenin sonucunda oluşur, karaciğer ve iç organ yağlanması, insülin direnci ve şeker hastalığı, sigara ve hareketsizlik hep birlikte kolesterolün yükselmesine ve dengesinin bozulmasına katkıda bulunan önemli faktörlerdir. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde kolesterol seviyesi yükselir, daha önemlisi kolesterol dengesi bozulur. LDL yükselir, iyi kolesterol HDL seviyesi düşer. Bütün bunların yanı sıra da başka bir zararlı yağ olan trigliseritlerin de yükseldiğini görürüz. Daha kötüsü, kolesterol üzerine etkili olduğunu söylediğimiz o faktörlerin hepsi aynı zamanda enflamasyona neden olan zararlı davranışlardır. Daha önce belirttiğim gibi yüksek LDL yani kötü kolesterol artı enflamasyon kalp damar hastalıkları için mükemmel bir reçete. Kan kolesterol seviyesini düşürmenin ilk adımı biraz önce bahsettiğimiz zararlı gıdalardan ve davranışlardan özenle kaçınmaktır. Hayvansal gıdaları azaltın, rafine karbonhidratlar ve tatlıları azaltın, şekerli meşrubatlar ve alkolü azaltın, yemeklerde sebze ve salatalara ağırlık verin, lifli gıdaları daha sık yiyin. Bu temel önlemleri aldığımız zaman zaten kolesterolü düşürme ve sağlıklı hale getirmede önemli bir adım atmış oluyoruz. Şimdi gelelim kolesterol düşürmeye yardımcı sağlıklı gıdalar. Bu gıdalar doğrudan veya dolaylı olarak kolesterolü düşürdükleri gibi aynı zamanda enflamasyonu baskılayan çok önemli unsurlardır. Bakliyat, besleyici özelliklerin yanı sıra içerdiği kompleks karbonhidratlar ve lifler sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyen probiyotik bakterilerimize gıda olan, aynı zamanda kolesterol emilimini azaltan çok önemli gıdalardır. Günde sadece 100 gram bakliyat yemenin kan kolesterol düzeyinde %5 ila 10 düşme sağladığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Tam tahıllar, bakliyatlar gibi yüksek oranda kompleks karbonhidratlar ve lifler içeren çok önemli gıdalardır. Bu gıdaların glisemik indeksleri düşük olduğu için kan şekerinde ani yükselmelere neden olmazlar ve bu yolla da karaciğer tarafından şekerden yapılan kötü kolesterol LDL'nin yapımını baskılarlar. Öte yandan kompleks karbonhidratların bağırsaklar üzerine olan etkileri biraz önce anlattığımız bakliyatla hemen hemen aynı. Yulaf ezmesi de bir tam tahıl olmasına karşın sağlıklı olağanüstü özellikleri nedeniyle başlı başına söz edilmeye hak ediyor. Daha önce bu konuda çektiğimiz videoda detaylı olarak anlattığımız gibi yulaf ezmesi vitamin, mineral ve antioksidanlardan çok zengin olmasının yanı sıra bol miktarda eriyen ve erimeyen lifler içerir. Bu liflerden beta-glukan özellikle bağırsaklarda jel kıvamında bir kitle oluşturarak bir sünger gibi bağırsaklardaki yağları ve kolesterolü emer, böylece bunların kana karışmasını engeller. Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli olarak yulaf ezmesi tüketilmesinin hem total kolesterol hem de kötü kolesterol seviyelerinde anlamlı düşmeler sağladığını göstermektedir. Ceviz, vitamin, mineral ve antioksidanlardan çok zengindir. Aynı zamanda sağlıklı doymamış yağlar ve omega 3'ler içerir. Ceviz bu özellikleriyle doğrudan kolesterolü düşürmese de LDL oranını azaltır, faydalı kolesterol HDL'yi de arttırır. Günde 2-3 ceviz yenmesini herkese öneriyorum. Keten tohumu gerçekten olağanüstü bir gıda. Daha önce bu konuda kapsamlı bir video çekmiştik. Keten tohumu içerdiği lifler, sağlıklı proteinler, doymamış yağlar ve omega 3 sayesinde tam anlamıyla kolesterol düşmanı bir süper gıda. Keten tohumundaki lifler
bağırsaklara geldiğinde jel kıvamında bir kitle oluşturarak daha önce bakliyat ve lifli gıdalarda, tam tahıllarda bahsettiğimiz gibi jel kıvamında bir kitle oluştururlar. Bu kitle kolesterol emilimini azaltır. Daha önemlisi içerdiği antioksidanlar sayesinde damarlara oturma kabiliyeti olan ve kalp damar hastalıklarına neden olan LDL'nin okside olmasını önleyen önemli bir unsur. Bilimsel yayınlar günde düzenli olarak bir çorba kaşığı yani ortalama 30 gram taze çekilmiş keten tohumu kullanmanın kolesterol seviyelerinde %10 ila 20 arasında önemli düzelmeler sağladığını göstermektedir. Balığın sayısız faydalı özelliklerinin yanı sıra en önemli özelliği içerdiği kaliteli omega 3 yağlardır. Omega 3 yağların en önemli özelliği ise iyi kolesterol HDL seviyesini yükseltmeleridir. Aynı zamanda bu omega 3'lerin bir anti-enflamatuar özelliği olduğu için kötü kolesterol LDL'nin okside olarak damarlara oturmasını engeller. American Heart Association haftada 2 gün balık yenmesini resmen önermektedir. Sarımsağın sayısız faydalı özelliklerinin yanı sıra en önemli özelliklerinden bir tanesi de kolesterol seviyelerini düşürmesidir. Yapılan çalışmalar düzenli olarak sarımsak yenmesinin kolesterol seviyelerinde önemli düşüşler sağladığını, aynı zamanda LDL kolesterolün de okside olmasını önlediğini göstermektedir. Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Bu meşhur bir Amerikan atasözü. Gerçekten de bu mütevazi meyve elma sayısız özelliğe sahip. Vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olmasının yanı sıra en önemli özelliği elmanın içinde pektin denilen önemli bir eriyebilen lif türü bulunmasındandır. Yine daha önce anlattığımız gibi bu tür eriyebilen lifler bağırsaklarda kitle oluşturarak kolesterol emilimini azaltırlar. Her türlü sebze ve salata içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde son derece sağlıklı özelliklere sahip. Daha önce de anlattığımız gibi bu sebzeler yüksek oranda eriyen ve erimeyen liflere sahiptirler. Sebze ve salataların bir özelliği de hiç kolesterol ve yağ içermemeleridir. Sebze ve salataların kolesterol düşürücü özellikleri 3 ayrı mekanizma ile olmaktadır. Birinci mekanizma daha önce anlattığımız lifleri sayesinde olmaktadır. İkinci mekanizma ise çok ilginç. Birçok sebze ve salatada bitkisel sterol ve stanoller denilen kolesterol benzeri maddeler içermeleridir. Bu maddeler yapısal olarak kolesterole çok benzediklerinden bağırsaklarda emilme aşamasında kolesterolle rekabete girerler. Emilebilecek kolesterolün bir kısmı stanoller ve steroller tarafından dışarı itilir. Dolayısıyla daha az kolesterol emilimi yapılmış olur. Üçüncü mekanizma ise daha önce de bahsettiğimiz gibi sebze ve salatalarda bulunan yüksek oranda antioksidanların hepsi LDL kolesterolü okside olmaktan koruyan, enflamasyona karşı çok etkili önemli gıdalar. Tartışmasız dünyanın en sağlıklı mutfağı ve beslenme tarzı olan Akdeniz tarzı beslenmenin vazgeçilmez unsuru zeytinyağı. Zeytinyağı içeriğindeki sağlıklı doymamış yağlar sayesinde ve antioksidan özellikleriyle kan kolesterolünde bir düşme sağlarlar. Özellikle kötü kolesterol LDL'nin düşürülmesine ve iyi kolesterol HDL'nin bir miktar yükselmesine yardımcı olurlar. Yine antioksidan özellikleri nedeniyle enflamasyonu baskılayarak kolesterolün kötü etkilerinin azaltılmasında büyük yardımcı olurlar. İşte kolesterol düşürmeye yardımcı 10 gıdayı saydık. Ancak her zaman söylediğim gibi hiçbir zayıflama diyeti, hiçbir sağlıklı yaşam programı, düzenli hareket ve spor yapılmaksızın başarılı olamaz.
kolesterol düşürme çabası içinde olanlar, kolesterol dengesini düzeltme, olumlu yönde düzeltme çabasında olanların mutlaka yapması gereken şey düzenli olarak hareket etmektir. Bunun en basit kriterlerinden bir tanesi günde 10.000 adım atmak olabilir. Ancak daha fazlası daha faydalı. Hareketin olağanüstü faydaları isimli videomuzda anlattığımız gibi düzenli hareketin 30'a yakın çok önemli faydası var. Sağlıklı bir beslenme ile birlikte düzenli hareket ile amaçladığımız şey metabolizmanın normale dönmesi. Metabolizmayı normale çevirdiğimiz zaman daha önce de anlattığımız gibi şeker olsun, kolesterol olsun, tansiyon olsun bütün aksaklıklar yavaş yavaş kendiliğinden düzelmeye başlar. Öte yandan kolesterolü düşürmeye etkili en önemli yöntemlerden bir tanesi de 30 günde 10 yıl isimli kitabımda tarif ettiğim gibi aralıklı oruç uygulamasıdır. Biz aralıklı oruçu uyguladığımız takdirde bir süre sonra metabolizmamız şeker depolarını tüketince önce kandaki daha sonra karaciğerdeki yağları yakmaya başlayarak kolesterol metabolizmasına ve kolesterol düzeylerine son derece olumlu bir etkide bulunurlar. Bu oruç uygulamasını kitabımda tarif ettiğim gibi 30 günlük bir program şeklinde uygulayabileceğiniz gibi haftada birkaç gün Ramazan orucu gibi sabahtan akşama kadar tutulan bir oruç şeklinde de uygulayabilirsiniz. Toparlayacak ve anlattıklarımı bir programa dönüştürecek olursak şu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Başta listelediğimiz gıdalardan sakının. Haftada 3 gün bakliyat, günde 1-2 ince dilim tam buğday veya kepekli ekmek, haftada 2 gün yulaf ezmesi, günde 2-3 ceviz içi, günde 1 çorba kaşığı taze çekilmiş keten tohumu, haftada 2 gün balık, uygun yemeklere, salatalara günde 2-3 diş sarımsak, günde 1 adet elma veya armut, her gün sebze, her gün salata, günde 2-3 çorba kaşığı kadar zeytinyağını değişik formlarda kullanmaya özen gösterin. Bu arada günde en az 10.000 adım atın, haftada 2 gün oruç tutmaya gayret edin. Gördüğünüz gibi basit önlemler yani zararlı bir takım gıdalardan kaçınmak, bunların yerine sağlıklı gıdalar koymak, günde 10.000 adım atmak veya hareketli bir yaşam sürdürmek, zaman zaman oruç tutmak gibi yapılması son derece kolay bazı önlemlerle kolesterolün üstesinden gelebilirsiniz. Bu arada en çok sorulan da tabii ki kolesterolüm yüksek çıktı, ilaç kullanmalı mıyım? İşte gelin bu soruları birlikte gözden geçirelim. Kolesterol tedavisi denince hemen akla ilk gelen statin kolesterol düşürücü ilaçlar geliyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok hekim total kolesterol değerinin 250'nin üzerinde olması ve beraberinde kötü kolesterol LDL'nin de yüksek olması durumunda hemen bu ilaçlardan başlarlar. Çok az hekim hastalarına zaman ayırıp yaşam tarzımızın kolesterol üzerine olan etkilerini ve çarelerini anlatır. Genelde ilk adım tedavi ilaç başlamak oluyor. Bu ilaçlar peki kolesterolü düşürüyor mu? Evet düşürüyor ama bakalım nasıl düşürüyormuş. Kolesterol düşürücü statin ilaçlar karaciğerde HMG koenzim A denilen bir enzimi bloke ederek karaciğerde kolesterol yapımını engelliyor. Kişiden kişiye göre değişmekle birlikte statin ilaç kullanımıyla kolesterol düzeyinde %20 ila 50 arasında bir düşme sağlanabiliyor. Yani kolesterolünüz 300 ise bu 200'e hatta bunun da altına düşürülebiliyor. Ancak sorulması gereken şey kolesterolü düşürmekle kalp damar hastalıklarına bir etkisi oluyor mu? Öyle ya, kolesterol ilacı kullanmanın tek amacı kolesterolü düşürerek kalp damar hastalıklarından korunma. İlaç firmaları ve çoğu sanayi destekli bilimsel çalışmalar uzun süreli kolesterol ilacı kullanmanın kalp damar hastalıkları ve inme riskinde %48 oranında bir azalma sağladığını iddia etmektedirler.
İstatistik bilimsel olarak yalan söyleme sanatıdır derler ya. İşte burada da buna benzer bir durum söz konusu. Rakamlara baktığımızda %48 oranında azalma esasen %28 olan riskin %15'e düşürülmesini ifade ediyor. Bu rakamlara göre gerçek risk azalması %1.3. Birinci rakam olan %48 relative risk reduction yani göreceli risk azalması olarak adlandırılır. Öte yandan %1.3 rakamı absolute risk reduction yani mutlak risk azalması olarak adlandırılır. Özetle bu ilaçların uzun süreli kullanılmasında elde edilen risk azalması sadece %1.3. Benim kitabımda bu sıfır demektir. Nitekim koroner arter hastalığı için ameliyata gelen hastaların birçoğunun uzun yıllardır statin ilaç kullanmakta olduğunu görmekteyiz. Bir önceki videomda anlattığım gibi ameliyata gelen hastaların en az yarısının kolesterolleri tamamen normal. Demek ki normal bir kolesterole, düşük bir kolesterole sahip olmak bunları ameliyat olmaktan, hastalanmaktan kurtaramamış. Öte yandan kolesterolü çok daha yüksek, 300'lerde, 400'lerde olup koroner arter hastalığından eser olmayan dünya kadar insan var. O halde sorumuza geri dönelim. Yüksek kolesterol için ilaç kullanalım mı yoksa kullanmayalım mı? Bu noktada bir parantez açayım. Statin ilaçlar dünyada reçete edilen bir numaralı ilaç. Yani antibiyotikler, tansiyon ilaçları, kalp ilaçları ve buna benzer yüzlerce ilacın arasında en çok reçete edilen, en çok satılan ilaç statin ilaçlar. Statin ilaçların dünya çapındaki cirosu yaklaşık 1 trilyon dolar. Evet, yanlış duymadınız. Tekrar ediyorum. 1 trilyon dolar. Böyle bir pazar, böyle bir ciro için neler yapılabileceğini artık siz tahmin edin. Her yıl statin ilaçların etkileri, faydaları ve güvenilirlikleri konusunda sayısız bilimsel yayın çıkmaktadır. Ancak bu yayınları dikkatli incelediğiniz takdirde bu çalışmaların büyük çoğunluğunun ilaç sanayi tarafından desteklendiğini görmekteyiz. Her gün statin ilaçların olağanüstü faydaları konusunda yeni yayınlar çıkmakta, yeni yeni pazarlar açılmaya çalışılmaktadır. Öte yandan birçok bağımsız araştırıcı statinler konusundaki gerçekleri yazmakta ancak seslerini duyuramamaktadırlar. Ben 8-10 yıldır çok nadir durumlar dışında hiçbir hastama kolesterol düşürücü statin ilaç yazmıyorum. Birinci nedeni bu ilaçların kalp hastalıklarına karşı koruyucu olup olmadıkları bir hayli şüpheli. İkinci neden ise bu ilaçların önemli yan etkileri. Gelin ilacı üreten firmanın kendi prospektüsünde yazan yan etkiler listesine birlikte bakalım. Kas ağrıları ve kramplar, kas erimesi, karaciğer hasarı, insülin direnci ve şeker hastalığı, halsizlik, bulantı, baş dönmesi, sinir hasarı, uykusuzluk, unutkanlık, şaşkınlık, iktidarsızlık, koenzim Q10 enzimi seviyelerinde azalma, kalp kası hasarı ve kalp yetmezliği. Bu önemli yan etkilerin dışında belki 20-30 tane daha yan etki listelenmiş, artık onlara girmiyorum dahi. Karaciğer hasarı, kalp kası hasarı ve şeker hastalığı oluşması kabul edilebilir yan etkiler değiller. Diğer yan etkiler bu kadar vahim olmasa da hayat kalitesini ve sağlığı önemli ölçüde bozabilen durumlar. Statinlerle ilgili görülen yan etkilerin yaklaşık %20 civarında olduğu bildirilmektedir. Esasen bu rakamın en az bunun iki katı olduğu tahmin edilmektedir.
Bilimsel tartışmalarda ilacın yan etkileri gündeme gelince birçok statin savunucusu evet bu yan etkiler olabilir ama faydaları çok daha fazla diye savunmaktadırlar. Ama unutmayın gerçek koruma oranı sadece %1.3. Duyduğum en korkunç argüman ise statin ilaçların insülin direnci ve şeker hastalığına neden olmaları gündeme geldiğinde akademik ünvanlı birçok sözde bilim adamının olsun o zaman da hastaya şeker ilacı başlarız demeleri. Yani bir hatayı başka bir hatayla düzeltmeye çalışıyorlar. Peki statin ilaç hiç mi kullanılmayacak? Başta söylediğim gibi ben çok nadir durumlar dışında statin ilaç pek kullanmıyorum. Ancak kullandığım bazı durumlar var. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi şeker hastalığı olanlar, genelde enflamasyona sahip olanlar ve bazı diğer risk faktörleri durumunda LDL kolesterolün düşürülmesinde önemli bir fayda var. İşte ben bu durumlarda bu kişilere 2-3 aylığına statin ilaç başlıyorum. Asıl risk faktörlerini yaşam tarzıyla düzelttikten sonra ve bunlara ihtiyaç kalmadıktan sonra da kesiyorum. Videomuzun başlığında kolesterol tedavi edilmeli mi diye sormuştuk. Eğer soruyu kolesterolümüzü makul bir seviyeye ve sağlıklı bir dengeye ulaştırmak gerekli mi diye sorarsak o zaman mutlak cevabımız evet olurdu. Ancak faydası şüpheli, yan etkileri çok ağır olabilen statin ilaçlarla tedavi benim için söz konusu değil. Kolesterol yüksekliği bir hastalık değil, yaşam tarzımızdan kaynaklanan metabolik bir bozukluktur. Bu metabolizmayı bozan faktörleri ortadan kaldırınca zaten her şey kendiliğinden düzelmeye başlıyor. Yakın zamanda yayınladığımız Şeker Hastalığı Geriye Çevrilebilir mi? Kalp damar hastalıkları geriye çevrilebilir mi? Videolarında işlediğimiz gibi ciddi yaşam tarzı değişiklikleriyle en ağır hastalıkların dahi geriletilebileceğini, duraklatılabileceğini göstermiştik. İleride tarif edeceğimiz yaşam tarzı değişiklikleriyle de kolesterol hayda hayda düzelir. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki videomuzda kolesterol seviyesini makul bir seviyeye indirmek ve daha önemlisi sağlıklı bir kolesterol dengesi oluşturmak için yapılanları ve bu konuda bize yardımcı olacak önemli gıdalardan bahsedeceğiz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.